Tekrardan bir Ramazan akşamında sizlerleyiz. Fatih kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Değerli Semazen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Efendim Allah'ın selamı, bereketi, hayrı, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Amin seslerini yüksek duyduk bugün. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim bugün çok özel bir program yapacağız. Her yerde görmeye alışmadığımız, pek ekranlarda da bu aralar çok olmayan fakat her zaman gündemdeki yerini de koruyan ilahiyatçı profesörümüz Yaşar Nuri Öztürk hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ ol. Allah razı olsun. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Yani bizi korkuttular hocam. Sağlığınızla ilgili bir haber okuduk. İnan çok endişelendik. Sizi sevenler olarak çok üzüldük. Merak ettik, hemen telefona sarıldık. Sağlık durumunuzla ilgili bir bilgi. Ya o haber nereden çıktı ben de bilmiyorum. Yani bir hafta dolandırdılar onu. Ben Antalya'daydım, yani denize giriyorum ama o haberler çıktı. Yalanladık, o kadar. Sağlığınız iyi inşallah. Gayet. Bir sıkıntınız yok. Maşallah çok iyi görünüyorsunuz. Hiçbir problem yok. Hocam, genelde hep böyle eleştirmeye hazır bir kesim var. Her kesimin içinde olduğu gibi Müslümanların içinde de var. Kimi güzel bir şey söyler eleştirilir. Kimi güzel giyinir eleştirilir. Yani mesela siz hep son derece şık giyinen, gerçekten çok şık giyinen. Yok canım, düzgün giyinen. Son derece rüküş. Evet, çok şıksınız hocam, evet. Maşallah. Yani
İslamiyet'te temiz olmanın, güzel olmanın veya İslamiyet güzel giyinmeye nasıl bakar hocam? Çok ilginç bir soru. İslamiyet'te giyinmeyle alakalı şartlar var mıdır? Şunu giyemezsin, bunu giyemez. Erkek adam böyle giyinir, şöyle giyinir diye bir şey var mıdır hocam? Şartlar var. Bir defa onun bunun hakkından giymeyeceksin. Yemeyeceksin. Çok iyi. İlk şart bu. Helal. Şimdi Kur'an-ı Kerim okunmadığı için bunlar maalesef bilinmiyor. Doğru. Şimdi biz Kur'an İslam'ı getirdiği insanlığa değil mi? Doğru. 604 sayfalık bir kitap. Fakat bugün yaşadığımız İslam Kur'an'ın dini değil. Yani bizim yaşanılan İslam yani an itibariyle. Kur'an'dan ayrı bir din oluşturulmuş. Bu yeni değil. Bu iddialı bir söz değil mi hocam? Şimdi İbn-i Teymiye benim değil ki söz. Söz benim değil. İbn-i Teymiye İslam fıkhının, İslam düşüncesinin anıtlarından biridir. Bugünkü Suudi Arabistan'ın bağlı olduğu mezhebin de öncüsüdür. İbn-i Teymiye bundan 700-800 yıl önce bu ayrımı yapıyor. Bugün diyor İslam adı altında iki tane din var. Biri indirilen din. Allah'ın indirdiği din. Eddinül Münzel, onun Arapça ifadesiyle vahyedilen din. Bir de Eddinül Müevvel vel Mübeddel. Bir de uydurulan din var. İnsanlığın uydurduğu din. Ne zaman diyor bunu? 700 küsür sene önce. O günden beri yozlaşma devam etmiş. Bugüne geldiğinde ne olacak? Bugün yaşadığımız dinin Kur'an'a nispeti %5'lere düşmüş. Evet. Kur'an, kimse kalkıp da Kur'an'a kafa tutacak hali yok. Amin. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Tamam. İslam'ı o getirmiştir. İnsanlığa dini o getirmiştir. Bunlar tamam. Fakat o bir kenarda dursun. Mezarlıkta okuyalım. Sevap almak için. Kur'an'ın hiçbir yerinde beni sevap almak için okuyun diye bir şey yoktur. Ne demek sevap almak için ya? Kim uydurdu bunu? Yani sevap almak için okumakla Kur'an'ın hakkını verebilir misiniz? Sevap almak için dua ederim. Sevap almak için fakire sadaka veririm. Sevap almak için Kur'an okurum. Bu kadar mı? Onu söylüyorlar. Mesela gelen hocalarımız da oldu. Onlara da sorduk. Ramazan'da Kur'an okumanın sevabı çoktur diyorlar. Ya hiç laf lakırdı. O da ezberlediğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim ne için geldiğini söylüyor kardeşim. Kur'an'ı açıp okuyacaksınız. Kur'an'a bakın, bizim Kur'an'a saygımız çok şeytani bir aldanmadan ibarettir asırlardır. Kur'an'a saygı nedir? Evde en yüksek yere asmak ve elini sürmemek. Ne kadar yükseğe ve ne kadar süslü kılıflarda asarsanız Kur'an'a saygı bu kadar. Onu iki gün önce konuştuk hocam. O kadar Kur'an'a saygılıdırlar ki evde Kur'an en yüksek yere asılmıştır. İşte bela da bu zaten. Zaten felaket de bu. Şimdi Kur'an'ın kendi için kullandığı adlardan biri de Kitab-ı Münzel'dir. Ne demek Kitab-ı Münzel? İndirilen kitap, İndirilen. Yukarıdan aşağı indirilen kitap. Niye indirilmiş? Kur'an o kadar yüksekteydi ki be kardeşim, levh-i mahfuzdaydı. Senin evinin yüksekliği ne ki? Niye Allah onu ondan yeryüzüne indirdi? Hocam o zaman reklamlara bir gidelim. Reklamlardan sonra. Niye indirdi? Bunu sorun kendinize. Evet, bunu soracağız hocamıza. Hocamız sizlere soracak, biz hocamıza soracağız. Efendim, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet efendim, televizyonlarını yeni açanlar için söylüyorum. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocam. Hocam, şu kaldığımız yerden, orası önemli. Şimdi Kur'an-ı Kerim kendi adlarından biri olarak Kitab-ı Münzel diyor. Yani indirilen kitap. Yukarıdan, levh-i mahfuzdan dünyaya indirilen kitap. Şimdi birileri bu indirildi. Niye indirildi?
insan okusun diye. Yani Levh-i Mahfuz'da Cenab-ı Hakk'ın nezdinde korunuyordu. Niye indirildi aşağı? Tenzil diyor Kur'an kendi gelişine. İndirilme demek. İndirildi, biz okuyalım diye. Şimdi birileri diyor ki hayır indirildi ama biz onu yine yukarı bir yere koyacağız ve okumayacağız. Okumuyor. Efendim önünde elimi bağlarım, ceketimi düğümlerim. Çok saygım var. Onun olduğu yerde ayaklarımı uzatmam. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Bütün bunları yapıyorsun ama esas Kur'an'ın istediği bir şey var. Beni okuyun diyor. İlk emri de oku. Ve Kur'an İslam'ın temel ibadeti olarak okumayı getirmiştir. İslam'ın temel ibadeti namaz değildir ey ahali. Herkes bunu bilsin. Yalan söylenmiştir ümmeti Muhammed'e. İslam'ın temel ibadeti okumaktır ve özellikle Kur'an okumaktır. Namaz ikinci sırada gelir. Niye bunu yaptı? Bunu Emevi yaptı. Kur'an'ı okurlarsa içinde ne olduğunu anlarlar. İçinde ne olduğunu anlarsa biz yine Kur'an'ın istediği bir şeyi yapamayız. Nedir o? Kur'an diyor ki sizi Allah ile aldatmasınlar. Defalarca bu emri veriyor. Kur'an okuyan adam Allah ile aldatamaz. Mehmet Akif 1920'de diyor ki bizi Allah ile susturmaya çalışıyorlar. Mümkün mü bunu yapmak diyor. Allah'ı kullanarak bizi susturmak mümkün mü? Allah ile iskat tabiri kullanmıştır. Şimdi Kur'an bu şeytani oyunları yıkmıştır. Nasıl yıkmıştır? Okuyan insanlar için yıkmıştır. Kur'an'ı okumayanın bunlardan haberi olmaz. Peki Yaşar Hocam, o zaman hemen şöyle bir soru sorma gereksinimi hissediyorum. En nihayetinde Kur'an'ı okuyan Müslümanlar var, en nihayetinde. Orta Doğu'da da fazlasıyla var. Lakin okumalar niçin fayda etmedi de Orta Doğu'da İslam bu denli bölündü? Çok güzel, çok güzel. Tam ikinci kısmına sorunun geldi. Bak içinden tebrik ederim. Ha, Kur'an'ı okuyoruz. İndirdik, okuduk. Herkesin evlerinde, benim evimde öyle. Ben 3 yaşında Kur'an'ı babamdan öğrendim. Benim en büyük hocam babamdır. Allame bir adamdı. Ehli Kur'an bir adamdı. 9 yaşında da ben Kur'an'ı ezberledim. Bakın, 62 yaşındayım. O günden beri tam okuyorum bunu ben. Yani İstanbul'un Beyazıt Camii'nde 9 yıl ben cüz mukabele okudum. Aksaray Valide Camii'nde rahmetli Hafız Allah rahmet eylesin. Muharrem'le orada da cüz mukabele okudum. Bu kadar Kur'an'la içli dışlıyım. Okuyoruz. Bir şey daha istiyor Kur'an-ı Kerim. Senin sorunun cevabı bu. Diyor ki beni okumak telaffuz işi değildir. Beni okumak tedebbür işidir. Kullandığı kelime bu. Defalarca kullanmıştır bunu. Tedebbür ne demek? Ne dediğini anlayarak okumak. Kur'an'ı anlayamıyor muyuz hocam? Ya bir defa okumuyor. İkincisi telaffuz ettiriyorlar millete. Bizim milletimiz mesela Kur'an'ı telaffuz ediyor. Ne demek telaffuz? Manasını bilmediği kelimeleri sadece telaffuz ediyor. Kur'an'da diyor ki tedebbür isterim. Telaffuz istemem ben. Hmm. Nasıl tedebbür edecek? Kendi dilinde tercümesini okuyacak. Arapça biliyorsa benim gibi gayet tabii ki orijinalini okusun. Bilmiyorsa tedebbürü nasıl yapacak? Kur'an tedebbür istiyor. Arapça bilmeden kelimeyi telaffuz etmekle papağan gibi tedebbür olmaz. Kendi dilinden okuyacak. İşte orada zulüm başlıyor. Yasak koymuş. Ne diyor Nasıl hocam? Koymuş yasa? Kur'an'ı tercümesinden okursan hatim olmaz. Vallahi şeytan bu söze bayılıyor ama bunu Allah sevmez. Kur'an bu sözü lanetler. Yani Kur'an'ın istediği tedebbürü esas alarak okuyan adam hatim yapmış olmayacak. Hı hı. Tedebbürü dışlayarak sadece telaffuz eden, Kur'an'ın istemediğini yapan hatim sevabı alacak. Ya o da alsın hatim sevabı, Kur'an'ın rahmeti geniştir. Ama bırak da şu ne dediğini anlayarak okuyan adam evvela bu sevabı alsın. Bir yasak daha getirmişler.
Arapçasından okumasan kıldığın namaz geçerli değil. Bu da şeytanın uydurduğu bir yalandır. İmam-ı Azam bu yalanı yıktı. Şimdi İmam-ı Azam'ı unutturuyorlar. Sanki İmam-ı Azam onları söylememiş. Şimdi bunu söyledik mi biz? Diyor ki, bunlar bunu çıkardılar. Sakalsız, bıyıksız, artist kılıklı adamlar. Asla böyle bir şey İslam tarihinde görülmemiştir. Namussuza bakar mısın? İmam-ı Azam ne olacak? Bin yıllık Hanefi fıkhına olacak ve bu ülke Hanefi fıkhına mensuptur %95'iyle. Doğru. Bu yalanlar üzerine oturtuyorlar bunu. Ve sonuç ne? Sonuç Kur'an okunmuyor. Veya sadece telaffuz edilerek sevap alacağız diyorlar. Kimse sevap mevap alamaz. Yani herkes bu sefer de iş kendi çıkar menfaat odaklı mı yorum ortaya çıkmış oluyor hocam? Yorum bile yok ya. Keşke yorumlar olsa da menfaat odaklı da olsa öbürü de aksini söyler. Bir orta noktada buluşulur. Hocam Müslümanlar orta doğuda bir türlü ortak noktada bulunamıyor. Şimdi mukabele okuyoruz. Ramazan ben senelerce okudum ben de çocukluğumdan beri. Hanımlar, beyler oradan takip ediyor. Hafız Efendi okuyor. Ben de okudum. Çok. Kapattığınız zaman o koca bir cüz, her gün bir cüz okunur, 30 cüz, 30 Ramazan. Bir cüz 20 sayfadır. Yüzlerce ayet demektir. Kapattığınız zaman orada oturanlara Allah aşkına bir sorun. Ne okuduk? Ne istedi bizden Kur'an? Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratan kudretin bizim için gönderdiği prospektüstür. Hayatı nasıl yaşayacağız, nasıl kullanacağız, nimetleri, imkanları, bunun prospektüsüdür. Ne okuduk? Kimse bir şey yok. Bir şeyler okuduk. Sevap alacağız. Vallahi ve billahi hiç kimse bir şey alamaz. Ne zaman alır? Onun ne demek istediğini insandan öğrenir, ondan sonra istediği kadar sevap alsın. Şimdi şuraya getiriyoruz. Kur'an bu şekilde dinin dışına itilince veya din Kur'an'dan bu şekilde uzaklaştırılınca İbn-i Teymiye'nin söylediği uydurulmuş din egemen olur. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Şimdi din esastır bir kere din. Allah'ın dini bir tane, Kur'an'ı bir tanedir. Doğru mu hocam? 3-4 tane Kur'an-ı Kerim yok. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Lakin bölgeye baktığımızda veya şöyle yani dünya üzerindeki İslam birliğinin oluşmaması noktasında mezhepleri daha mı çok fazla öne çıkarmışlar? Yani mezhebi Kur'an'ın üstüne mi getirip koymuşlar hocam? Ya barut bitti demiş Napolyon'a komutanı gelmiş. Harbin bir yerinde, efendim arz edeceğim şeyler var, nedir çabuk söyle demiş, harp devam ediyor. Barut bitti demiş. Oğlum barut bittiyse neyi konuşacağız demiş. Hemen ricat borusu çalın, geri çekilelim. Şimdi Kur'an çekildi mi barut biter. Ondan sonra iş curcuna, kavga, kıyamet, mezhepler, mezhepsiz din olmaz. Mezhepler elbette ki yorum ekolleridir. Ama biz mezhepleri Kur'an'ın yerine koyduk. İşte benim demek istediğim de bu. Bakın hocam, demin İmam-ı Azam'dan bahsetti. İmam-ı Azam diyor ki, bir Müslüman Arapçayı hakkıyla bilmiyorsa, Kur'an'ın kendi dilindeki tercümesiyle namazlarını kılar. İmam-ı Azam bunu tarihin önünde söylemiş. Luther'den 800 yıl önce. Luther papazlara bunu, İmam-ı Azam'dan 800 yıl sonra söyledi. Çünkü papazlar da İncil'in tercüme edilmesine izin vermediler. Aynı şeytani oyundur. Yahudilikten Hristiyanlığa geçti, Hristiyanlıktan da İslam'a sıçrattılar bunu. İmam-ı Azam devam ediyor. Namazını bununla kılar. Diyorlar ki Kur'an'ın tercümesi mümkün değil. Diyor ki efendim, İbadette münacattır. Münacatta edebiyat ve icaz aranmaz. Tercüme zayıf da olsa, hatalı da olsa, nihayet oradan dua ayetlerini alır, Allah'a niyazını yapar. İş burada kalıyor mu? Kalmıyor. İmam-ı Şafii devreye giriyor. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'dan
100 sene, 50 sene falan sonra gelmiş. İmam-ı Şafii'nin ölümü 204, İmam-ı Azam'ın ölümü 150. 50 yıl fark var arada. İmam-ı Şafii diyor ki, Arapça bilmiyor, hakkıyla kullandığı tabir de odur. Mellem yuhsin el arabiyyete, Arapçayı hakkıyla güzel şekilde bilmiyorsa, Kur'an'ın tercümesini bırak, içinden gelen şekilde dua ederek namazını kılar. İmam Şafii bunu diyor. Yani şuna mı? İmam Malik bunu diyor. Arapça hatta bilmesine... Caferiye mezhebinin de görüşü budur. Yani hocam, dört sünni mezhep ve Şia'nın itikadi, ameli mezhebi olan Caferilik şurada müttefiktir. Bir adam Arapçayı hakkıyla okuyamıyor, Kur'an'ı Arapçasını hakkıyla okuyamıyorsa, evet, ne yapar? Bir, Kur'an'ın tercümesinden seçtiği ayetlerle namazını kılar. İki, nasıl yani hocam? İki, Türkçesini mi? Türkçe tamam. Veya hangi dili biliyorsa. Tamam. Türkler için Türkçe. Ama Türk için Türkçe. Enteresandır hocam. Mesela hani Arapçanın ezberi onu, çok kolay. Şunu bitireyim. Ondan sonra eğer bunu yapamıyorsa o zaman içinden geldiği şekilde dua etsin, kılsın. Nereye dayandırıyorlar bunu? Hazreti Peygamber'in icraatını. Hazreti Peygamber'e sahabi geliyor. Sahabi kim? Arap oğlu Arap. Ana dili Arapça. Ama sahabi peygamberimize diyor ki, İmam-ı Şafii bunu veriyor. Mütevatır bir hadisedir. Ya Resulallah diyor, ben Kur'an'dan bir şey ezberleyemem. Bana namaz kılacak başka bir çare göster. Ya bunları bu milletten niye saklıyorsunuz? Bunlar bizim fıkhımızın içinde var, hadis müdevenatında var. Diyor ki Hazreti Peygamber, kardeş diyor, yani Fatiha'yı oku, Fatiha'yı ezberle diyor ya, üç satır. Onla kıl, başka bir şeye lüzum yok diyor. Fatiha yeter sana. Doğru. Ben onu da ezberleyemem diyor. Ben içimden gelen şeyleri okuyarak namaz kılamam mı diyor, dua ederek. Gülüyor Hazreti Peygamber. E olur diyor, niye olmasın diyor, Allah onu da dinler. Devam ediyor. Peki diyor, ben kendim için bir şeyler isteyeceğim o dualarımda. Çoluk çocuğum için de isteyebilir miyim? Gayet tabii istersin diyor. İmam-ı Şafii diyor ki, o halde Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyamayan insanlar içlerinden geldiği şekilde dualar ederek namazlarını kılarlar. Bütün dava Allah ile irtibatı kesmemektir. Şimdi bunu bizim... Secdesini, rükûsunu... Gayet tabii. Aynen namaz kılacak. Kıyamı kıyam, rükû, rükû, sücud, sücud. Aynen. Sadece Fatiha makamında veya Kur'an'dan ayetler makamında. Veya o zaman hemen akabinde şunu evet, sorayım hocam. Mesela bizim de başımıza geliyor. Namaz kılacak yan arkadaşlarımız ayet bilmiyorlar. Hayatında hiç Kur'an Muran'da okumamış. Efendime söyleyeyim, anne babadan da bir şeyler öğrenmemiş. Namaz duasını da bilmiyor. Bir bildiği işte kelime-i şehadet. Ondan sonra ben namaz, dua bilmiyorum, ben nasıl namaz kılacağım? Ya dedim, gel arkamda dur, niyet et. Ben sana şimdi niyetini göstereceğim. Niyetini söylüyorum. Ben ne yapıyorsam sen onu yap. İçinden de hani ya bana tabi ol, hiçbir şey söyleme, konuşma. İçinden de peki ben Allah'a bir şey diyebilir miyim? Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım sen büyüksün. İçinden geçir. Kılıyoruz veya benim bu yaşadığım gibi bir sürü hayatımızda bu şekilde olan hadiseler var. Şimdi bu arkadaşların o zaman namazı kabul olmuyor mu hocam? Oluyor. Olmuyor. En güzeliyle oluyor. Bakın Hazreti Peygamber'e Badiye'den geliyor Arap. Namaz. Namaz çok hayati bir ibadet. Soruyor Hazreti Peygamber'e, kaynaklara bakın. Hazreti Peygamber'in bu insanlara namaz tarifi 6-7 cümleyi ve 1 dakikayı, 2 dakikayı geçmez. Şimdi fıkıh kitaplarında namaz 200 sayfa tutuyor. Çin akrobasisi gibi öğrenmeniz mümkün değil. Benim hayatım fıkıh okumakla geçmiştir. Babamdan başlayarak. Hala oralardan çıkabilmiş değilim. Ya nereden bunu böyle çekilmez hale getirdiniz? Bu Fatih nasıl olmazsa namaz kabul olmaz senin diyenler anlattığın, var hocam. Senin anlattığın şekilde işte Hazreti Peygamber dört cümleyle adama söylüyor. Ve adam diyor ki ben böyle kılarsam bu tamam mı? Tamam diyor. Allah'a ısmarladık diyor, çekip gidiyor. Şimdi bunlar
Burnunu öyle tutacaksın, elini şöyle koyacaksın, ayağını böyle koyacaksın. Ya bırak, Hermes'e göre bu değişik. Elini adam salarak da kılıyor Maliki, öbürler bağlayarak kılıyor. Doğru. İftitah tekbirini böyle alıyor, kimi böyle alıyor, kimi böyle alıyor. Yani gidin İslam dünyasına bakın. Şimdi burada öyle bir getirmiş ki, adamın ayaklarını nasıl tutacağını. Ya sen Allah'ı kasap Mehmet yerine mi koyuyorsun? Böyle bir çetelecilik olur mu? Bırak adamı kıbleye yönelsin, işte ana şart. Abdestini alacak, kıbleye yönelecek. Ondan sonra da içinden geldiği şekilde dua etsin, kılsın. Bir adam yalnız besmele ile namaz kılar. Hani besmele aynı zamanda Kur'an ayeti. Hı, doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Her yerde okuyarak namazını hocam peki kılar. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi kavram kargaşası yaratmayalım. Neticede akıl baki olan, şimdi benim mesela tarih dersim çok iyiydi. Ezberim iyiydi, her şeyi ezberliyordum. Bir tanesinin de ezberi iyi olmasına rağmen, ya hocam ben Fatiha'yı ezberleyemem deyip demek var. Bir tanesi de ciddi ciddi adamın bir tanesine 50 tane şey söylüyorsun, ezberi yok adamın. Abi mesela bizim Seyfi abi, tefçi gülmeyin vallahi bak, ritim için demiyorum mesela. Bir şey söylüyorsun 2 dakika sonra, ya öyle mi olma yani. Olabilir insanın şeyinde, tabiatında var yani. Bir söylenince 2 dakika sonra unutabilir insan yani. Veya Fatih arkadaşımız da öyle. Yani unutabiliriz yani mesela. Unutabilir, almıyor kafamız. Şimdi sanki böyle i̇şte söyleyince sahabi de peygamberimize diyor ya, ben ezberleyemem diyor. Bana, ben ezberleyemem diyor, aynen. Bana diyor, içimden geldiği şekilde dua ederek namaz kılma imkanı yok mu? Var diyor, var, mesele değil. Ben sana Fatiha'yı dedim diyor, kolaylık olur. Onu ezberlersin. En ideal tamam yani yani demek ki biz buradan, siz buradan herkese gidin işte Bismillah diyerek namaz kılın demiyorsunuz. Çünkü öyle bir şey var ki hocam, sanki bakıyorlar, o Yaşar yani, Hoca böyle dedi. Bunlar zarurete bağlı. İstiyorsa adam kılar. Tamam. Demiyorum diye bir şey, bal gibi diyorum. Ama eğer bunun ideal olanını yapabiliyorsa onu yapsın. Fakat bir insanı böyle kılarsan kılma o namazı demeye getirdin mi Allah'tan cezanı bulursun. Adamın secdesine engel olamazsın. Bir biçimde bırak kılsın. İdeal olanı yaparsa. Ben 40 küsür senedir hatimle namaz kılıyorum. Ben hafız bir adamım. Kıldığım namazları sırayla Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kılıyorum. Hatimle kılıyorum. 40 küsür sene. Hocam ben kılarım. Zaman, herkes böyle mi kılacak şimdi? O zaman siz diyorsunuz ki yani gel, namaz kılmak isteyen gelsin kılsın diyorsun hocam. Evet. Yani kim geliyorsa gelsin, evet, namaz kılsın. Bakın yani mezhepler böyle dedik. Mezhepler insanlara dini yaşamada kolaylık getirsinler diye çıkmıştır. Yorum getirmiştir. Her birinin hitap ettiği kitleye dinin yaşanmasını sağlamak gibi bir gayesi vardır. Ezan 30 saniyemiz var hocam. Dolayısıyla o yorumlardan birini alar, ona göre dinini yaşar ve namazını kılar. Yani insanları şekilcilik üzerinden İslam'ı götürmeyin. O ezan okumuş. Evet hocam. Ezan vaktimiz geldi hocam. Eyvallah. Evet efendim. Biz de bu 2-3 dakikalık reklam arasında orucumuzu açıp iftarımızı yaptık. Hepimizin orucu kabul olsun. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim zorumuzu kolay eylesin inşallah. Bütün Müslüman aleminin, yeryüzündeki bütün mazlumların yar ve yardımcısı olsun Cenab-ı Allah. Evet hocam. Sor. Çok önemli bir konu. Geldik. Neden İslam birliği bir noktada toplanamıyor dedik. Bunu açtınız siz, bayağı oradan döndük dolaştık geldik. Namazın nasıl kılınacağını. O zaman hemen şunu söyleyeyim. Ramazan, Kur'an bize Ramazan'da nasıl yaşamamız gerektiğini emrediyor hocam. Böyle bir emir var mı? Ramazan'da bunu, bunu, bunu yapın. Mesela adam hoca ama Ramazan ayında bakıyorsun, Ramazan'da bela okuyor veya gıybet yapıyor. Bunlar, şimdi bunu yapan da hoca yapıyor yani. Yani başka zamanda yapınca normal mi oluyor? Ramazan'da yapıyor ya dediğine artık göre. O hale geldi hocam şimdi, yalan yanlış yok yani şimdi. O hale geldi sanki artık yani normal Ramazan'da hayatta bir Müslümanın. Oralara geldik maalesef. Oralara geldik maalesef. Hani yapıyoruz mesela
savaş oluyor ama ya bari Ramazan'da duralım kan dökülmesin deniliyor. Tabii. Ya işte bir şey oluyor ona hakaret küfür ya hele bir dur diyor şu Ramazan'da bilmem ne veya kan davası var dur diyor şu Ramazan'da. Sanki böyle hani Ramazan'a kadar her şey serbest ama ve lakin Ramazan'da en az bir aylık bir mola bir ay sonra tekrardan kavga ve savaşa sanki İslamiyet devam edin, gıybete devam edin, fitneye devam edin, fesada devam edebilirsiniz diyor. Yani Ramazan'da da artık kimse bırakmıyor bunları. Evet evet bırakmamaya başladı. Bırakmamaya biz de başladı. O yüzden söylüyorum hani bari Ramazan'da niçin yani? Şimdi dini hayatın bütün alanlarından çekip sadece camiye hapsedersen olacağı budur. Şimdi bakın, şöyle geleneksel din kitaplarında şunlar var. Diyor ki, günlük günahlarınızı namazlar, günlük namazlar bağışlatır. Haftalık günahlarınızı haftalık namaz, cuma namazı siler. Yıllık günahlarınızı Ramazan orucu siler, ömürlük günahlarınızı da hacca gittiniz mi silinir. O zaman adam diyor ki bunlar böyle silineceğine göre ben istediğim her şeyi yaparım ve bunlar bunu siler. Geçenlerde bir gazetede gördüm, bir tanesi açıklama yapmış. Rüşvet haramdır tamam ama diyor, eğer rüşvet alan namazını kılıyorsa ona haram değildir. Açıklaması var. Bilmem nerede ne bir mevki sahibi bir adam. Rüşvet. Şimdi rüşvet. Hı hı. Rüşvet. En büyük haramlardan, en büyük peki, yasaklardan biri. Peki o zaman rüşvet kul hakkına da girmiyor mu hocam? İşte her neyse. Ya kul hakkı tabii onu söylüyorum canım. Ama adam diyor ki namaz kılan adam rüşvet alabilir. Zaten öyle yapıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Maun suresini okuduğunuzda Maun suresi size diyor ki insanlar içinde muntazam namazlarını kılanlar olacak. Evet. Ama bunlar namazlarını çıkarlarına alet ettikleri için bu namazlar onları lanetleyecek. Ne diyor bunu? Kur'an-ı Kerim diyor. Nasıl söylüyor? فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاوُونَ Kur'an ayeti. Hiç buna katakulle, hiç buna tevil, tefsir böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim orada ve bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in içinde. Şimdi şuraya geliyoruz. Dinin hayatın bütün alanlarındaki hassasiyetlerine saygı göstermezseniz bir alandaki hassasiyetiniz sizi kurtarmaz. Hazreti Peygamber bunu ilkeleştirirken diyor ki din ahlaktan ibarettir. Ahlak olmayanın dini olmaz. Dönelim Kur'an-ı Kerim'e, hepsinin kaynağı oraya. Namaz kötülüklerin her türlüsünden sizi alıkoyar diyor. Ne demek bu? Alıkoymuyorsa kıldığınız namaz namaz değil, Maun suresi namazıdır. Senin dediğin de o. Şimdi adam gıybeti yapıyor. Doğru. Haramı yiyor. Yalanı söylüyor. Günah açıyor. Lakap açıyor. Takıyor el aleme. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı şeyler. Kamu malını talan ediyor. Ondan sonra da görsün birileri namaz kılıyor. Parası bol. Hacca da gidiyor. Hem de 7-8 defa. Şimdi bu adamın Allah katındaki yeri nedir? Allah katındaki yeri Maun suresinde gösterilmiştir. Lanetlenmiş bir yerdir. Şimdi şunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim bize bunu ısrarla veriyor. Bir defa insan haram lokmadan kendini temizleyecek. Haram lokmanın uğradığı bir kalp diyor Hazreti Peygamber Allah'a gidemez. Sizi Allah'a götüremez. Kalpte dolaşan kan helal lokmadan oluşacak. Haram lokma. Şimdi bakıyorsunuz, adam yemeğe otururken besmele çekiyor mu?
Çekiyor. Görüyor herkes. Tamam. Hayır, Kur'an diyor ki tamam değil. İstediği kadar besmele çeksin. Sofrada yediğinin onun alın terinin eseri olup olmadığına bakacaksınız. Maun suresi bunu diyor. Ben Maun suresini 400 sayfa bir kitap yaptım. 3 satırlık bir suredir Maun suresi. Kur'an satırıyla 3 satırdır. Hocam madem kitaptan konu açıldı, bir de Allah ile aldatmak kitabınız var. Hemen buraya geldik şimdi o zaman. 70. baskısını yaptı Nihat'cığım. Evet. Neden bahsediyorsun? Yine aynı şeyden bahsediyorsun. Allah ile aldatmak da Kur'an-ı Kerim'in aldatanlar dikkat edin sizi Allah ile aldatmasın. Çok aldanmalar olacak diyor Kur'an-ı Kerim. Ama hepsinden bir biçimde kurtulursunuz. Allah ile aldatılırsanız kurtuluşunuz yoktur. Hazreti Mevlana çok güzel ifade etmiş bunu ve oğlu Sultan Veled diyor ki bütün aldatmalarda Allah'a sığınırız diyor. La havle ve la kuvvete illa billah der, Allah'a sığınırız. Eğer diyor Allah ile aldatılıyorsak kime sığınacağız? Şimdi Kur'an-ı Kerim suyu baştan kesmiş. Aldatan sizi Allah ile aldatmasın diyor. Çünkü o zaman kurtuluşunuz olmaz. Peki hocam, Allah ile aldatanı ve aldatmayanın masum bir insan bizler nasıl anlayacağız? Kur'an'dan. Kur'an bunu anlamanın bize malzemesini veriyor. Kur'an bizi donatıyor. Şeytana karşı donatıyor. Tamam. Aldatanlara karşı donatıyor. Tamam. Küfre karşı donatıyor. Şirke karşı donatıyor. Nefsimize karşı donatıyor. Bu donanımları Kur'an'dan başka hiçbir şey, hiçbir kudret size veremez. Doğru hocam. O zaman bir çay molası verelim biz. Yaşar hocam, çayımızı da içelim yemekten. Efendim bizi bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra bir çay molası veriyoruz. Biz buradayız. Reklamlardan sonra hocamızda çok daha derin konular. Bunlar çok önemli konular ama daha derin güncel konular da var. Onları da soracağım hocam. Efendim reklamlar diyoruz. Bir gün bakarsın beraber gideceğiz Muş'a hocam. Hocam şimdi çok hassas bir konu bu. Kendi açımdan değerlendirdiğim zaman da çok hassas ve Sırat Köprüsü gibi ince, keskin, Hazreti Ali'nin kılıcı gibi de keskin aslında. Çünkü ucunu açtığınız zaman bu Allah ile aldatmanın ucunu 7 yaşındaki çocuğun diline pelesenk ediyorsunuz ve aslında ona sanki bir kılıç verircesine mesela önünde kimi görse doğramaya başlıyor. Çok tehlike, şöyle ki tehlikesi şuradan kaynaklanıyor. Mesela bir sürü sanatçı arkadaşlarımız var hocam. Umre'ye gidiyorlar veya hacca gidiyorlar. Oradan Twitter'da veya Facebook sayfalarında paylaşıyorlar. Şimdi biz o giden insanın, ben de gittim. Giden insanın kalbini bilemiyorsun. Kalbi bilemiyorsun, kalbi açıp bakmadık ki kalbi bilelim. Kalbi ancak ancak Allah bilir. Lakin bu Allah ile aldatmak öylesine bir moda haline geldi ki herkes öylesine faşizanca kullanmaya başladı ki ooo umreye mi gittin? Hayırdır kardeşim, reklamını yapmaya utanmıyor musun da sen o resimleri paylaşıyorsun? Veya misafir geldi, sanatçı arkadaşımız konuk oldu. Umre'ye gittin, umre anılarını anlatır mısın bize? Ooo hemen Twitter'dan, Facebook'tan telefonlar, utanmıyor mu reklamı için umresini anlatıyorsunuz orada? Yazıktır, Allah ile aldatıyorsunuz gibi. İnanın, o da Allah ile aldatma tabirinin istismarı. Yani işte bunun önüne nasıl geçeceğiz hocam? Ya herkes samimi ve ciddi olacak. Yani umreye giden de adam samimi gitmiş, olacak. Adam gitmiş, samimiyetini bilemiyoruz. Umreye gitti. Gidene saygı duymak da bir samimiyet işidir. Yani ama karmaşa çıktı mı kavramlar darmadağın oluyor. İşte bence sorun buradan kaynaklanmıyor mu? Türkiye'nin en büyük derdi kavram kargaşasıdır. Dindarla dinci, samimi Müslümanla bu işin ticaretini yapan adam, bunlar hep karışmış. Şimdi senin dediğin bir cephesi işin, bir başka cephesi var. Ben bu ülkede tanıdığım insanlar var. 40 yıla yakındır ben Türk basınında yazıyorum. Yani 20 yıl Hürriyet'te yazdım. 20 yıl aralıksız.
Bunun 7 yıl tercümanı var, Sona Vadisi var, Star'ı var, bilmem ne. 40 yıldır bu basının içindeyim ve ulusal düzeyde en yüksek tirajlı yerlerde yazdım. O kadar da insan tanıdım. Evet. Şimdi bir takım insanlar tanıdım. Bunlar İslam dendiği zaman, hele böyle ibadet, hac filan dendiği zaman, böyle suratını ekşitir. Doğru. Midesi bulanır adeta. Doğru. Doğru hocam. Ve yeri geldi mi de küfreder. Bize de çok küfretmişlerdir. Doğru. Pekala. Bugüne geliyorsunuz. Bugün bu sevdikleri şeyler bugün prim yaptığı için işte dindar bir iktidar var falan filan neyse o ayaklara. Bir bakıyorsunuz adamlar takvacı, umreci, haccı, umreye gidenlere, hacca gidenlere küfreden adam şimdi bütün masraflarını karşılayarak ekipleri hacca, umreye götürüyor, görsün birileri diye. Şimdi ne oldu bu? Aldatmak oldu işte. Bu defa birileri de buna bakarak hakikaten kazandığı alın teriyle kazandığı parasından Allah rızası için 3 kuruşunu harcamış, bizim hacca gibi, umreye gitmiş binlercesi Anadolu'da bir yıl insanlar öyle. Evet. Hatta çoğu borç ederek de gider. Doğru. O içinde aşkı var, gider onu tatmin eder. Evet. Elini mi tutacaksın? Gider. Mesela borcu. Şimdi bu defa demin dediğim tipe bakarak bunlara bazıları saldırıyor. Kavram kargaşası bu. Hocam bir de mesela... Şapla şeker birbirine karıştı. Ağlayanla gülen birbirine karıştı. Hocam bu karışıklıklar içerisinde kafamı kurcalayan bir başka soru. Şimdi sakallı veya işte cübbeli bir alim veya bir hoca, neyse ne. Jipe bindiğinde veya Mercedes'e bindiğinde hemen hacı hoca diyorsunuz, malı götürüyorsunuz, bak görüyor musun kardeşim, jiplere biniyorsun diyorlar. Yani ve bunları söyleyen de Müslüman görünen insanlar. Şimdi ben de orada not alıyorum. Diyorum ki demek ki ya hani bunların İslam'ına göre Müslüman adamın işte Range Rover'a veya lüks bir arabaya binemeyecek. Öbür tarafta başka bir profesör veya hoca, dini bilgisi güçlü kişi zengin kesimlere Allah'ı anlatıyor. Herkes her ağırlığı kaldıramaz yani şimdi. Herkes her bana versin bir ağırlığı. Ben diyelim 100 kiloyu kaldırırım, 101'i kaldıramam. Şimdi başka bir kesimde sosyete diyorlar işte. Yani sosyete diyelim. Bu da sosyete hocası. O görüyor musunuz? O da bak böyle. Bunun ortası ne hocam? Yani bu sosyete efendime söyleyeyim Allah diyor mu mesela Müslüman jipe bine veya daha başka Yahudi, Hristiyan'ı uçak alınca da onun önüne geçiyorlar. O Yakup Bey hoş geldiniz efendim diyorlar. Ceketini ilik diyorlar. Yani kafamız karışıyor şimdi. Madde bir. Size de zaman zaman böyle sorular oluyor. Yaşar Nurosik mi? O sosyete hocası. Ya bu sosyete putperest midir bu sosyete hocam? Put mudur? Puta mı taparlar? Siz de bunlara mı hocalık yapıyorsunuz Allah aşkına? Bu nedir yani? Bu sosyete insan değil mi? Bunlar Müslüman değiller mi? Veya öbürü efendime söyleyeyim bir arabaya tatil yapmış. Gider Bodrum'da yani bir Müslüman ehli sünnet bir insanın Bodrum'da bir yazlığı olamaz mı? Bodrum'da havuzuna giremez mi? Denize giremez mi? Veya tatil yaparken yani herkes tatil yapıyor. Hristiyanı denize girebilir, o denize girebilir. Müslüman denize giremez mi hocam? Ve bunları yapan yani bizlere bu algıları yaşatan, bizlere aslında bu mahalle baskısını yaratan, insanları bu denli şekilcilik üzerinden değerlendirip sınıfsal kategorize eden bu insanlara bakıyorsunuz, siz kimsiniz diyorsunuz. Biz Müslümanız diyor elhamdülillah. İşte kavram, tabii cehalet temeli. Temeli cehalet. Adam neye biniyorsa binsin. Bizim bakacağımız bir tek şey var. Parasını kendi mi kazanmış? Çalmış, çırpmış mı? Talan mı etmiş? Birinin öbürünün sırtından mı almış bunu? Yoksa kendi emeğinin ürünü müdür? Kendi emeğinin ürünü ise neye biniyorsa biner. Ya peki o zaman şöyle, Kur'an'ı az önce lafın başında söyledim. İslamiyet'te bakın, servet kötü değildir. Kur'an serveti kötülemez. Kur'an'da mülkiyet düşmanlığı falan yoktur. Fakat haram lokma düşmanlığı vardır.
Kur'an haram lokma yiyenleri, hele bir de bunu servet aracı yapanları lanetliyor. Şimdi buna bakacaksınız. Neyi biniyorsa binsin. Yani Kur'an'da Müslüman'ın zenginliği bu kadar olur. Müslüman buraya kadar binmeli. Müslüman'ın uçağı olamaz diye bir şey ayet olmaz. Var mı hocam? Hayır efendim. İşte söyledik. Ölçü budur. Kendi emeğinin, alın terinin karşılığı mıdır, değil midir? Ha. Ama adam devleti talan ediyor, soyuyor. Kamu malını talan ediyorsa işte Maun suresi milletin kamunun mallarını, haklarını talan edenleri lanetliyor. Onların namazları da lanet olarak geri döner diyor. Bunu söyleyeceksin. Yoksa sen adamı filan arabada gördün diye İslam dışı ilan böyle ben anlamadım hocam. Böyle bir zulüm olur mu ya? Bir Allah dostuyla bir sohbet ediyoruz. Şey yani adamın bu dünyayla işi yok. Hiçbir işi yok yani. Efendime söyleyeyim. Arkadaşımız arabasıyla havaalanından almış. Hemen bir tanesi yolda gelirken trafikte takılıyor. Cam açık demişler biraz havalı. Ooo hacı amca demiş. Maşallah jipte oturuyorsun. Jipte oturuyorsun sanki işte hani hoca ayağına. Yani ve bunu yap... O abi de çağırmış hoca da. Sen demiş Müslüman mısın oğlum demiş. He demiş elhamdülillah Müslümanız demiş. E diyor Kur'an'da ayet var. Allah Müslümanları her şeyin en güzeline layıktır diye bir anlat bizim az önce bahsetmiş olduğumuz ayette. Yani Allah Müslüman zengin düşmanı mıdır demiş. Yani Allah burjuvaziye düşman mıdır burjuvaya? Paraya, mala, mülket. Efendimiz ticareti yapın demiş. Belki helal kazanmışız oğlum. Helal kazanmışız. Gayet tabii. Gayet tabii. Yalnız toplumda tabii işte bu böyle emme basma tulumbalar gibi birbirini bunlar devamlı tahrik ediyor. Toplumda devleti soyarak zengin olan kamu malı talancıları, kredi talancıları, ihale fesatçılarının yaptığı servetleri görünce insanlar öfkeyle bir yere toslamak istiyorlar. Gidiyor yanlış yere tosluyor. Gidiyor yani o cipe binmeden adam haram servetlerle Karun olamaz mı? Cipe de hiç binmez. Olabilir. En mütevazı arabaya biner. O bir gösterge değil ki. Doğru. Çoner evde iki tane araba var çoğundan. Yani. İhtiyaç olmuş yani. Siz bunlara bakamazsınız. Bunlar aldatıcı şeylerdir. Adamın serveti nereden kazandığına bakacaksınız. Zaten bir ilke vardır. Bu tasavvufta çok tekrarlanır. Siz paranın nasıl kazanıldığına bakın. O nereye gideceğini kendi bilir. Tamam mı? Orada sıkıntı olmaz. Ama nasıl kazanıldığına bakacaksınız. Tabii en azından şöyle de bir şey var. Nasıl kazanıldığını gözlemlerimizde görüyoruz. Ben sanatçıyım. En azından insanlar benim başka bir iş yapmadan şarkı türkü söyleyerek kazandım. Bak ama benim namazımda riya varsa onu zaten Allah bilir. Benim umremde riya varsa Allah bilir. Efendim sohbetimiz devam edecek. Bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrardan buradayız efendim. Evet efendim. Hocam. Şimdi konunun başında dediniz ki farklı bir din yaratılmaya çalışıyor, yaratılıyor. Lakin geçenlerde bir televizyon programında yanlış hatırlamıyorsam Habertürk'te Cübbeli Ahmet Hoca, o da sizin için aynı cümleyi kullandı. Dedi ki Yaşar Nuri Öztürk dedi başka bir din yaratmaya çalışıyor dedi. İkimizin anlattığı başka olabilir. Ben onun için öyle demeyeceğim. Çünkü onun sorumluluğu ağır olur. İsabet edemezsem çok kötü olur. Şimdi İbn-i Teymiye dedik. Bu sade İbn-i Teymiye mesele. İmam-ı Azam'dan beri bu böyle. Evet. Bakın İmam-ı Azam'ı nelerle itham ettiler? Ben İmam-ı Azam üzerine 10 yıl çalıştım ve o 500 sayfalık kitap çıktı. İmam-ı Azam'a namazsız, niyazsız bir din kurmak istiyor. İthamlardan biri budur. Yahudi dönmesidir. Şirk, müşriktir. Deccaldır. Bu ithamlar, bütün kaynaklarda bunlar var.
İmam-ı Azam'a öldüğü zaman verilen demeçler var. Bu demeçleri verenler içinde onun değerli arkadaşları da var. İslam'ın bütün damarlarını parça parça ediyordu. Öldü, Müslümanlar bundan kurtuldu diyorlar. Ana nokta şu. Ebu Hanife yeni bir din kurmak istiyor. Peygamberi dışlıyor, hadisleri dışlıyor, onu dışlıyor, bunu dışlıyor. Yeni bir din kurmak istiyor. Hep böyle itham ettiler İmam-ı Azam. Şimdi İbn-i Teymiye dedim. İbn-i Teymiye İmam-ı Azam'dan 600 küsür sene sonra gelmiş bir insan. Hatta 700 küsür sene sonra. O diyor ki iki tane din var. Evet doğrudur. 1000 yıla yakın bir zamandır İslam dünyasında iki tane din var. Biri Kur'an'ın dini, biri de örfün dini. 1000 yıla yakındır. 1000 yıla yakındır. Emevi'nin sahneye çıktığından beri. Biri Kur'an'ın dini, biri örfün dini. Yani örfü, şimdi gelenekleri... Şimdi sen işte cübbeli mi, cübbesiz mi, her neyse, beni, ismi beni ilgilendirmiyor. Onun dediği şu manada doğrudur. Benim anlattığım din, örfün dininden başka bir dindir. Ve ben mesela kendimi Müslüman olarak tanıtırken bu geleneksel dinin Müslümanı değilim ben. Ben Kur'an'ın müminiyim. Kur'an'ın getirdiği dinin müminiyim ve onun Müslümanıyım. Doğru, bu manada iki din var. Senin dediğin kişi, bunun Kur'ani olanını değil bana göre, bana böyle dediğine peki göre... Peki bu ağır itham değil mi hocam? Hayır, benim, hayır, kendi söylediği sözü söylüyorum. Şimdi ben kendimi bilirim. 3 yaşından beri neyle meşgulüm, benim imanımın kaynağı nedir bilirim. O halde benim dinimi başka bir din olarak vasıflandırıyorsa adam, demek ki doğrudur, onun dini de başka bir dindir. Benim dinimin Kur'an dini olduğunu bildiğime göre onun dininin başka bir adı olmak lazım. Ben o adı koymuyorum. Yani bakın, Hazreti Peygamber diyor ki insan insanın aynasıdır. Amin. İnsan insanın aynasıdır. Onun için ağzınızdan çıkan söze dikkat edeceksiniz. Bir gün Bayezid-i Bistami'ye, Bayezid-i Bistami'yi bilir misin? 261'de ölmüş. İslam tasavvufunun abidelerinden biridir. En önde olanlarından biridir. Bütün tarikat şecerelerinde de yer alır. Muhteşem bir önder. Bir gün bir Yahudi komşusu var. İslam'a da gıcık olan bir adam. Bayezid-i Bistami'yi de habire horlamak istiyor böyle. Gelmiş bir gün ona demiş ki, ya ben seni demiş devamlı rüyamda domuz suretinde görüyorum. Hakaret ediyor. Gülmüş Bayezid-i Bistami, büyük insan. Rüyan doğrudur demiş. Rüyan doğrudur, doğru görmüşsün, benim vücut aynamda kendini seyretmişsin. Onun için insan insanın aynasıdır. Çok dikkat edin. Bazen itham ettiğiniz kişinin şahsında, vücut aynasında kendinizi seyredersiniz. Yine Hazreti Peygamber diyor ki, insanları küfürle itham etmeyin. Eğer isabet edemezseniz o dediğiniz siz olursunuz. Çünkü bu Allah'ın yetkisinde bir iştir. Ben tenezzül etmiyorum. O dediğin noktada söylenecek çok şey var da, şunu derim, herkes kendine baksın. Nelerle itham edildiğini bu millet biliyor. Hangi rezilliklerle, nelerle. Ben sadece onu diyeceğim. İnsan insanın aynasıdır. Ötesine gitmem. Ben tabii iki aklı başında insanın arasına girmek benim haddim değil ama ben meseleye şöyle bakıyorum hocam. Mesela İslamiyet'te bela okumak kötüdür yani. Birisine bela okumak, lanet etmek, lanet okumak hiç doğru değil. Kur'an-ı Kerim lanetlenecek insanlara hiç esirgemeden lanet ediyor. Evet, Kur'an... Şimdi Kur'an bakın.
Kur'an terbiyesinden geçmiş insanlar bunu bilir. Ve Kur'an-ı Kerim zalimleri lanetliyor, doğru, yalan söyleyenleri ve müfterileri lanetliyor. Müfteri. Ve siz Kur'an'ın yaptığını yanlışmış gibi gösterecek bir tavra girmeyin. Allah öyle demişse öyledir. Çünkü Kur'an şu temel ilkeyi veriyor Nihat'cığım. Evet. Diyor ki Kur'an, Hakk'a saygınızın bir icabı olarak, Hak Allah'ın isimlerinden biridir. Doğru. Müstahak olana müstahak olduğunu, layık olana layık olduğunu verin. Layık olana layık olduğunu vermemek zulümdür. Müstahak olana da müstahak olduğunu vermemek zulümdür. Ama kısa sıksız var. Yani biz böyle suni nezaket aktörlükleriyle hakikati çiğneyemeyiz. Tabii ona bakarsanız hani kibirli olana da ne karşı... diyor Akif? Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Kanayan bir yara görsem, yanar ta içimden ciğerim. Onu dindirmek için tekme yerim, çifte yerim. Şimdi, nezakettir, söylemeyelim. Filanca kırılır, söylemeyelim. Kur'an böyle bir terbiye vermiyor bize. Zaten hadis de var ya hocam, diyor hani kibirli olana karşı kibirli olmak sadakadır diyor. Kibirli olana karşı kibirli olmak, bir şey daha var. Hakikati söylemekten çekinen dilsiz şeytandır. Dilsiz şeytandır, evet. Hakikat neyi gerektiriyorsa bunu söyleyeceksiniz. Yani Kur'an-ı Kerim lanet dediniz. Ben şey diyorum hocam, şimdi ben şunu hep istemişimdir, beklemişimdir büyüklerimden. Hani neticede bir tarafta da Müslüman insan, diğeri de Müslüman. Hani Yahudi, Hristiyan dahi olsa ben karşıdakine hani pesimist tabii olmak veya suizan etmeyi hoş bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Ki ilim insanlarıysa, karşındaki ilim insanlarıysa, köydeki adam değilse, ilim insanlarının daha böyle hüsnü zan ederek bir Müslümana yakışacak bir şekilde karşılıklı yan yana gelebilip çay içebilerek, efendime söyleyeyim yani İmam Hanifi, İmam Şafii Hazretleri'nin yaptığı birbirlerine savaşarak, kan dökerek, Müslüman kanı dökerek ve kalp kırarak, inciterek değil de çayımızı içelim, ilimleri tartışalım, onun ilmi, bunun ilmi, masada sizler alim insanlarsınız, otursunuz, defterler açılır, kitaplar açılır. Yani ben hep böyle bakarım. Ona ne kadar kolay olmuş hocam. Yani ondan sonra da işte lafın başına geliyor. Biz cehalet. Şimdi niye İslam birliği sağlayamıyoruz Orta Doğu'da dedik. Ya içeride de sağlayamıyoruz hocam. Şimdi alın işte. Burada konuk ettik. Abdülaziz Bayındır hocamız geldi. O bir şey söylüyor. Öbürü bir şey söylüyor. Cübbeli Hoca bir şey söylüyor. Diyanet farklı bir şey söylüyor. Saygı da duyabiliriz diyor. Yani mesela yine... Olabilir yani, Müslümanın her yorum farkı var. Yani Kur'an'daki ayeti bile Cübbeli Hoca başka yorumluyor, Diyanet başka yorumluyor, siz farklı yorumluyorsunuz. Yani kendi profesörler, fetva ehli olan insanlar bile... Orada hemen bir kural söyleyeyim. Lütfen. Hem sana söylüyorum hem tabii herkese. Bütün mezheplerin ittifaklarından biri de şudur. Bir insan Kur'an'ı inkar etmiyorsa, kısmen veya tamamen, anladım, inkar etmiyorsa Kur'an'ın ayetlerine getirdiği hiçbir yorumla onu din dışı ilan edemezsiniz. İşte buraya geç işte, o yüzden din dışı Müslüman olması Müslüman için Kur'an'ı inkar edecek. Mürtet Kur'an olacak, böyle bir kitap yoktur diyecek. Kur'an'ın filan yeri öyle değildir diyecek, yanlıştır diyecek. Yani Kur'an'a bir biçimde kafa tutacak. Evet evet hocam. Ama Kur'an'ı Allah'ın kelamı kabul edip de ona şu veya bu yorumu getiren adam, yorumu ne olursa olsun, bu Hazreti Peygamber'den, tabiundan beri ve bütün mezheplerin içtihatlarında ittifak noktalarından biridir. Şimdi ne oluyor? Şimdi adam hesabına gelmeyen kim varsa hepsini kafir ilan edip cehenneme sevk ediyor. Mesela yine ben isim vermeyeyim, ben kendime yakıştıramam ama eğer bizi izliyorsa illaki izliyordur. O zaten o insan üstüne alınır. Mesela bir yine böyle... hocalardan bir tanesi söylüyor, 10-15 yıl önceki bir videosuna denk geldim. Ben böyle severim büyüklerimi, hiç de ayırt etmem. Kim ne demiş, hiçbir ön yargım da yok. Doğru Yaşar Hoca'daysa Yaşar Hoca'dan alırım. Doğru İsrail'deyse İsrail'den alırım. Doğru Amerika'daysa Amerika'dan alırım. Kötü kardeşimdeyse kardeşimi kovarım. Kötü babamdaysa, yanlış babamdaysa
Batıl babamdaysa kaçarım ondan. Diyor ki eski video, hangi diyor fetva ehli diyor, hangi hoca televizyona çıkarsa diyor, bilin ki diyor o masonlara bir tarafta kuyruğunu sıkıştırmıştır. Günümüz diyor televizyonlarına çıkan diyor masonlara hizmet eder. Çünkü kendi bütün kanallar bak hocam. Evet. Çünkü bütün kanallar evet. diyor masonların elindedir diyor. Akıl başlı adamın diyor televizyonla ne işi var? Televizyonda ne? Televizyona çıkar mı diyor akıl baki adam? Fetva ehli olan adam. E şimdi bakıyorsun aynı abimiz, aynı büyüğümüz, aynı hocamız kanal kanal geziyor. Ya ne oldu şimdi sen kuyruğun masonlarda mı sıkıştırdın yani? O yüzden yani bu denli büyük bir söz. İddialı bir söz, altında kalacağın bir sözü söylediğin zaman ne oldu? 10 sene sonra geldin lafınızı yediniz. Kur'an'a bakıyorsun 14 asırdır taptaze bir elma diriliğinde, tazeliğinde. Hocam bir doğruyu iki defa söylemiyor. Yani o 10 sene sonra doğrudur, 20 sene sonra bu doğrudur demiyor. Bir tane doğrusu var. Ama o nefsi giriyor araya, nefsine göre doğruyla yanlışı o zaman o dini kullanmış olmuyor mu bu sefer hocam? Ne diyor Hazreti Ali? Gayet bu sefer aldatan olmuş tabii. Olmuyor ne aslında. Diyor Hazreti Ali? Ne diyor hocam? Hakikati insanlara göre değerlendirme. İnsanları hakikate göre değerlendir. Hı. Senin dediğin kişi kimse hakikati kendi nefsine göre değerlendiriyor. O televizyona çıkamadığı zaman orası kötü. Hı. Çıktığı zaman iyi. Öyle fetva veriyor, çıktığı zaman da izleyin diye. Sen çıktığın veriyor. Zaman hıyanet, o çıktığı zaman diyanet. Sen çıktığın zaman hıyanet, o çıktığı zaman siyaset. Ondan sonra... Ama bakın bu millet her şeye rağmen bunları ayıracak noktaya geldi. Artık bunları millet kolay yutmuyor. Çok şey, da... çok şeyi öğrendi millet, çok şeyi. Hani bir söz var ya Cenab-ı Allah söyleyin diyor. Yani hak geldi batıl helak oldu. Sanki hocam böyle bir ayrışma mı başladı? Hakla batıl ayrışması, doğruyla yanlış ayrışması. İt iziyle kurt izinin karıştığından hepten vuruyorduk, dertleniyorduk. Sanki it izi kurt izi de ayrışmaya mı başladı yoksa? O izafi bir şeydir. Bir yerde ayrışır öbür yerde tekrar karışır. Bu buna felsefede işte bu tarihin diyalektiğidir bu. Evet. Tez, antitez, bir sentez olur. Tamam ayrıştı, bitti her şey dersin. Tekrar yeni tez, antitezler başlar. Bu hayatın kanunu budur. Hayatın dinamiği budur. Peki hocam. Ama tabii ki insanoğlu ilimler ve aydınlık geliştikçe büyük ölçüde hakikatleri de kavruyor. Doğru. Onu da kabul etmek lazım. Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra biz tekrar yine burada olacağız. Evet efendim, Yaşar Nuri Öztürk hocamızla, değerli büyüğümüzle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu tartışmaları tetiklenmesine sebep olan herhalde sizin ay hali olan kadınların namaz kılabileceği yönündeydi. Bunu biraz açar mısınız hocam tekrardan? O çok eskilerde kaldı yani o benden sonra tekrardan, Diyanet onu fetvaya bağladı. Tekrardan gündeme geldiği Ali için. Ali Bardakoğlu zamanında gündeme artık gelmesin. Diyanet, geliyor hocam. Diyanet bunun olabileceğini dedi ve teşvik de etti kadınları. Bu bir hastalık halidir. İsterseniz hastalık haline ait imkanları kullanırsınız, namaz kılmasınız. Oruç da tutmasınız o günlerde, oruçlarınızı kaza edersiniz, namazlarınızı etmezsiniz. Diyanet bunu fetvaya bağladı. Ha ben ilk 25 sene önce söylediğimde Diyanet karşı çıkmıştı buna. O zaman yine Ali Bardakçı mıydı yoksa? Hayır, başka birisi, beyaz sarıklı ve karanlık ruhlu biri Peki, vardı. Peki bu da ayrı bir ironi değil mi hocam? Yani bir Diyanet İşleri Başkanı bunu kabul edilemez adlediyor. Bir sonraki geliyor, evet olabilitesi vardır, uygundur diyor. Bakın. Öyle değil o iş. Hepsi biliyor onu. İnkar Fakat, mı o zaman hocam? Hayır, o zaman etrafı kokluyor, bir de sözü ilk söyleyene bakıyor. İlk söyleyene karşı çıkınca prim alacağını düşündü mü böyle yapıyor. 18 tane meselede bana karşı çıktı Diyanet, sonra 18'ini de kabul etti. Bunlardan bir tanesi de biraz önce konuştuğumuz... Neydi hocam?
Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır. Onu da Tarabya'daki şura'da, beni de davet etmişlerdi, gittim. Tarabya'daki şura'da Diyanet karara bağladı. Arapçayı bilmeyen, okuyamayanlar namazlarını Kur'an'ın tercümesiyle kılabilirler. Bakın, ilk karşı çıkmıştı buna. Ya niye bana karşı çıktı? Bana niye karşı? Ben İmam-ı Azam'ın dediğini söylüyorum. Eğer yüreğin tutuyorsa İmam-ı Azam'a karşı çık. Onu söyleyemez. İmam-ı Azam'a gününde ne yaptılar bunu söylediğinde? İmam-ı Azam Kur'an'ı ibadetin dışına itiyor dediler, itham ettiler. Aynı bizi itham ettikleri gibi. Şimdi İmam-ı Azam, İmam-ı Azam oldu, en büyük imam. Allah Allah. Yaşarken neler yaptılar? 25 sene zindanlarda süründü, kırbaç altında. En sonunda da zehirledi, öldürdüler 70 hocam, yaşında. Bir şey söyleyeceğim, mesele zaten burada değil mi? Yani ölümü, kırbaçları, cezaevlerini, zulümleri, rejimleri göze ala ala inandığını söyleyen ama ve kaç yüzyıl önce ama söylüyor. Ama insanlığı ileri götüren, yükselten de onlar. Hocam şimdi ben başka bir şey, ben ortaya konulan bir iradeden bahsedeceğim. Amenna, tabii ki onlar kutuplar. Lakin baktığınız zaman, şimdi Allah'ın doğrusu bir. Allah ne diyor? İnandığınız dilsiz şeytanlardan olmayın diyor hadis, dilsiz şeytan. Şimdi kaç yüzyıl önce cezaevi ki Bediüzzaman Hazretleri de çok zamanı alimlerdendir, ceza yapmıştır. İsterlerse yani sisteme, o anki muktedir olana yaranma çabası içerisine girer, kırbaç yemezler. Cezaevlerine girmezler, zulüm görmezler. O zaman aydın olmaz. Şimdi bugüne bakıyorsun o zaman işte, aydın olmaz. O zaman yani 20 sene yakın çağ. O zaman uşak olur. Hizmetkar olur. Bunlar zulme, da İslam için tehlike değil mi hocam? Efendim Allah Allah. Neyse ne böyle, bu işin kaderi böyle. Bunu nasıl düzelteceğiz hocam? İmam-ı Azam öyle. Bu? Bak daha sahabe nesline git. Ebu Zer. Hazreti Peygamber'e dördüncü kişidir iman eden. Ve evet. Hazreti Peygamber yalnız Ebu Zer için, o büyük sahabi, güneş bu Ebu Zer gibi doğru, dürüst bir insan üzerine doğmadı diyor. Böyle sadık sözlü, böyle düzgün bir insan üzerine güneş doğmadı diyor. O Ebu Zer'i neler çektirdiler, sonunda da çöle sürdüler. Çölde, Rebeze'de, sefalet içinde öldü gitti. Geçen bir kervan olmasa cenazesi ortada kalacak. Koca sahabi. Geç tabiun neslinde İmam-ı Azam. O da aynı şekilde. Ondan beri gel bugünlere kadar. Hocam aslında gelinenlerde hep sıkıntı var. Mesela en son tartışmada işte Abdülaziz Bayındır hocamız, burada konuk ettik, sohbet ettik. Teravih namazı ve imsak saatleri hakkında yaptığı açıklamalar var. Orucu aslında yanlış hatırlamıyorsam, geçen sene başladı diye hatırlıyorum bu tartışma. İki sene önce başladı bu tartışma. Ve günümüze kadar herhalde... İki sene önce, bir dakika yalnız, birinin hakkını yemeyelim. İki sene önce Abdülaziz Bey ismiyle başladı. Aslında 30 küsür sene önce Profesör Hüseyin Atay. Evet. Hepimizin hocası olan, bugün hala İlahiyat Fakültesinde hoca. 80 küsur yaşında. Evet, Allah uzun ömür versin. Onun gündem yapmasıyla başladı. O Hüseyin Atay ki Diyanet'te bugün kaç tane ilim adamı sıfatıyla çalışan varsa hepsi hocam? Onun talebesidir. Siz nasıl bakıyorsunuz? Fazla mı tutuyoruz orucu? Veya orucu fazla ben tutmakta? Ben Abdülaziz'in ve Hüseyin Atay'ın baktığı gibi bakıyorum. Fazla tuttuğumuza inanıyorsunuz. Evet. Ama Abdülaziz Diyanetin hoca fıkıh profesörüdür. Doğru. O gibi. Ben bu sene bu işi girmedim. Evet. Senin herhangi bir ben dedim olacak. Yani ilmihal meselelerine. Diyanet de mesela, Diyanet'in de saygı duyuyoruz söylemini nasıl buluyorsun hocam? Yani şimdi Diyanet... Bakın, Diyanet geçen sene Diyanet'in en önemli insanlarından biri olan Profesör Saim Yeprem. Benim üniversiteden o da arkadaşım. Birlikte asistan olarak girdik üniversiteye. Değerli bir ilim adamı. Saim Yeprem bizim programımıza katıldı Abdülaziz'le yaptığımız. Dedi ki dediğiniz doğrudur. İlmen, fıkhen böyledir. Buna hiçbir itiraz olamaz. Ama biz bin yıllık geleneği bir anda kaldırıp atamayız. Anladım. Bitti. Yani saygı sözüm... duyuyoruz lafı doğru mu hocam? Yani bu yanlıştır. Ya doğru vardır ya yanlış vardır. Ya saygı duyuyoruz ne demek? Abdülaziz'in dediği doğrudur. Ama biz bunun
biz bunu uygulamaya koyamayız diyor adam. Gayet aç. Bu da bir samimiyettir. Teravih namazları hocam. Aynı. Yani Abdülaziz'in şu söylemini çok sert buluyorum. Ben o zaman da dedim, bu şekilde katılmıyorum. Teravih diye bir namaz yoktur diyor Abdülaziz. Ben öyle demiyorum. O bana siz kılın. Teravih namazı bugünkü şekliyle yoktur. Teravih namazı var da bugünkü şekliyle. Teravih namazı var. Bugünkü şekliyle yok. Bir defa camide kılamazsınız. Peygamber yasaklamış. Peki. Peki hocam şimdi efendim vallahi yani sen Abdülaziz Hoca ile bunları konuşmadın mı? Konuştuk ama yani burada. Konuştuk. Abdülaziz Hoca konuştuk. Fıkıh profesörü. Bir kez Kur'an'ı daha Abdülaziz çok iyi bilen bir adam. Mustafa abicim bir kez daha çağıralım. Çağırın, Abdülaziz konuşun. Hocamı. Yani Abdülaziz Hoca ezbere konuşacak, hı-hı, bilmeden konuşacak. Hayır, öyle bir insan değil. Evet, Mustafa Beyciğim, değerli program müdürüm, Abdülaziz Bey'i olmazsa önümüzdeki hafta tekrardan bir çağıralım kendisini. Allah razı olsun, gelmişti, çok da güzel sohbet oldu. Bir kez daha çağırıp bunları bir soralım, detaylandıralım. Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra çok değerli kardeşim Umut Sen burada olacak. Güzel ilahiler olacak, meşk yapacağız. Bugün meşk gecesi olacak bu akşam hocam. Sizin de dinlemenizi istiyoruz hocam. Senin için çok güzel birkaç tane ilahi söyleyeceğim. Türkü sever misin hocam? Türkü seversin de. Sorulur mu? Bazı hocalar geliyor diyor ki, aman türkü mürkü varsa ben kaçayım. İslamiyet'te hayır, türkü söylemek günah mı hocam? Soracaktım, yok mu türkü? Tamam, onu reklam arası soracağım. Efendim reklamlara gidiyoruz. Yarın var,
beraber mutlu geçen günlerimizi var. Sen gelmezsin bir türlü dertlerim türlü türlü nice dertleri çektim. Teşekkür ediyoruz. Hocam, Umut Sen kardeşimiz var. Çok güzel ilahiler okuyor. Onu da alalım isterseniz. O da bize bir tane ilahi okusun. Olur mu? Efendim, daha önce de konuk ettik ama doyamadık kendisini. Evet, o zaman söz vermiştik tekrar bir daha alacağız diye. Ne dedik? Bizde yalan yok, hırab yok. Biz bir söz vermişsek sözümüzde duracağız dedik. Ve şimdi Umut Sen'i o güzel sesiyle daha coşkulu alkışlarla alıyoruz efendim. Divaneyim ben.
Melumlu sen, hoş geldin. Eyvallah, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ağzına yüreğine sağlık, eyvallah. Ayağına sağlık, arkadaşlar size de teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hocam, şimdi sanatçı ezan okuduğu zaman, sanatçı ezan mı okur kardeşim? Sanatçı ilahi okur, sanatçı ilahi mi okur? Türkü okuduğumuz zaman zaten İslam'da hiç yeri yok, sanki böyle şeytanın arkadaşıymış gibi görülüyor. Türkü söylemek veya ilahi okumak veya bir sanatçının ezan okuması dinen günah mıdır hocam? Şimdi söyleyeyim, fetva soruna cevapsa dediğinde sen daha türkü okumayacak mısın? Okuyacağım hocam. Okumazsan sen, küserim. İşte şimdi korkuyoruz, özellikle seni çağırdık ki. Ben işte verdim cevabını. Sıkıntı dersen fetvayı vermezsen okumayacağız. Ya bu sesler ya olmadan hayat çekilir mi ya? Hocam biz ezan okuyoruz, ona bile muhalefet yapıyorlar yani bu sesle. Hayır, sen okuyacaksın ezanı, sanatçı okuyacak. Bu peygamberimizin de tavsiyesi. Sesi, edası, sadası güzel olan okuyacak ve insan sesiyle okunacak. Estetiğini o kadar öne çıkarmış ki cihazla ezan okumak peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Namaz canlı vaktini canlı cihazla okunacak. Duyuramazsınız. İnsan sesiyle. O an ses okunacak. Evet. Peki bir sanatçının ezan okuması. En güzeli. Bence de en güzeli zaten, en güzeli olduğu için. Hani çünkü ezanın makamsal değerleri, makam üzerinedir ezan. Yoksa kuru kuruya hani işte sabah ezanı sabah makamı okunur. Yani Hicaz okunan ezanlar vardır. Yani yüreği vuracak, yüreği irkecek, kalp bağı bam tellerine dokunacak. E şimdi bu işi kim yapıyor? Sanatçıları yapıyor. Sabah makamında veya dilkeşaveran. Dilkeşaveran daha yakıcıdır, muhriktir. Evet evet, yani o kalp bağı bam telline dokunan makamlardır. E şimdi bu makamları da biz iyi okuyan yani sanatçı kadar hangi hoca... Tamam, hoca vardır yani şey de yapmak eğitimini istemiyorum ama eğitimini görmüşse okur. Eğitimini görmüşse okur ama hem sesi güzel olacak hem eğitimini, o biraz istisnai bir durum oluyor. Okuyanı ben milletvekilliğim zamanında Ankara'da çoğu gün gündüz şoföre arabayı çek kenara derdim, burada bekle. Niçin? Niye hocam? Öyle ikindilerde ezan okuyan biri vardı. Onun ezanını duydum mu, onu trafik gürültüsüne boğmak istemiyordum. Arabayı kenara çektirir, onu dinlerdim. İşte, ve Hicaz bir ezan okurdu. Hicaz dedin de oradan geldi evet, aklıma. Ama tahkik ettim, eğitimini görmüş adam. İşte hocam mesela o kadar... Şimdi orada mesela içinde... İsmail Coşar var. Tabii canım, onlar başka bir şey. Yani eğitimini görmüş onlar. Evet efendim, şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra hocamız fetvayı verdi. Türkülerimizi okuyacağız, ilahilerimizi okuyacağız. Güzel bir Ramazan gecesine imza atacağız Allah'ın izniyle. Reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmıyoruz. Flash TV ekranlarında kalıyoruz efendim. Evet efendim. Demek ki neymiş? Sanatçı ezan okuyabilir. Türkü dinleyebiliriz. Türkü dinlemek eğer... Türkü dinleyen, türkü söyleyen dinden çıkmış olsaydı, bizim düğün geleneğimiz var ya, şarkılar dinliyoruz, türküler dinliyoruz düğünlerde, halay çekiyoruz, o zaman herkes kafir olurdu hocam. İki şey söyleyeyim de bir de isteğim olacak, olursa tamam. Tabii olmasa bir şey yok. Bilmiyorum. Emredin hocam, hazır mı arkadaşlar? Elimizden gelip yapacağımız bir şeyse. Şimdi bizim peygamberimiz mescidinde, Mescid-i Nebevi'de müzik icra edilmiştir ve buna engel olmak isteyenleri azarlamıştır. Hazreti Ebu Bekir engel olmak istiyor. Şeytan zırıltısı yapmayın peygamberin mescidinde diyor. Engel oluyor ona. Bırak diyor, devam etsinler. Spora da izin vermiştir. Musikiye de. Bu bir. Evet hocam. İki, bizim türkülerimiz. Anadolu. Bizim türkülerimiz bizim felsefemizdir. Evet. En büyük filozoflarımız da o türkülerdir. Aynen öyle hocam. Şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu, Allah rahmet eylesin. Bizim büyük sanatkarlarımızdan, aynı zamanda bir şair, ressam. Bedri Rahmi bir yerde diyor ki, bizim türkülerin ihtişamını anlatmak için. İyi dinle bak burayı.
Diyor ki, anadan doğma şairim, şiirin hasını ayak sesinden tanırım. Nerede bir köy türküsü dinlesem şairliğimden utanırım diyor. Ben şöyle şöyle kıratta bir şairim ama köy türkülerini dinledim mi kendi şiirimin küçüklüğünü, onların büyüklüğünü görüyorum. Övgü var. Şimdi ben bir türkü isteyeceğim tabii olursa. Hocam, tabii estağfurullah hocam, bildiğimiz bir türkü ise. Muhlis Akarsu'nun. Ey hocam? Sevdiğim sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmedin. Var mı arkadaşlar? Fatih Bey var mı? Ne diyeyim oy, ne sevdiğim.
yalımsın oy oy, yalımsın oy oy. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum valla provasız. Provasız çok güzel oldu değil mi hocam? Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Bunlarsız olmaz. Hocam, Osmanlı, Osmanlı diyoruz hep en ufak şeyde. Osmanlı, ecdadı Osmanlı diye bir nesil geliyor. Osmanlı'da hani insanlarımız bilsinler diye size sorma gereği hissediyorum. Osmanlı'da müzik yok muydu hocam? Of, dibine kadar. Türküler var mıydı? Sanat müziği var mıydı? Bakın, demin ezandan bahsettik. Evet. Ezanı İslam dünyasında en güzel okuyan Türklerdir. Evet. Makamlara bağlayan Türklerdir. Her ezanın ayrı makamı var. Bir veya iki makamdan doğru, biriyle okunur. Bunu yapan bizleriz. Hı hı. Yani başka bir şey var. Peki. Bizim musikimize bakın. Büyük pirleri, üstadları Abdülkadir Meragi'den Saadettin Kaynağı kadar. Doğru. Hafız Saadettin Kaynak. Hafız. Sultanahmet İmamı. Evet. Ha. Doğru. Abdülkadir Meragi'den Saadettin Kaynağı kadar. Hepsi din adamlarıdır. Tamam da hocam. Hıtrisi, şimdi... işte mesela... Dede Efendisi, osu. Hıtri Efendiler, Dede Efendiler. Şimdi o zaman... Yani farklı bir cahillik çıkmıyor mu ortaya? Yani eğer müzik yasaksa İslam ya yok, sen hayır, onu... misal diyorum. Hayır hocam, insanlarımız yok, bilsinler diye söylüyorum. Ben biliyorum, biliyorum zaten. Biliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela bazen işte Twitter'dan oradan burada o Ramazan'da türkü mü söylenir? Ramazan yas ayı mıdır hocam? Hayır. En iyi Ramazan'da söylenir. Ramazan Müslümanın kurtuluşu Ramazan, için bayram değil mi? Bir manada da şenlik ayıdır. Evet. Peki bu cehalet nereden geliyor? Yani eğer Osmanlı kadar hangi, yani eğer günah olsaydı, haram olsaydı Osmanlı'da zaten ne ıtrisi olurdu? Ya ben sana peygamberimizden örnek verdim. Ne Osmanlısı? Hayır ben yani, hocam işte bir nesil var, ben size söyleyeyim, böyle bir şey geliyor. Türküler şeytan işidir. Ramazan'da türkü mü okunur bilmem ne, bir cahil bir şey. Bu yeni yeni. Yeni yeni var, var eskiden. Var eskiden var mı? Bizim Anadolu'yu dönem... kastı kavurdu ya. Anadolu'da saz çaldığı görülen adamların cenazelerine gitmezlerdi. Ben nice insan suretinde hayvanlar gördüm. Çok mu eski hocam bu? Hayır, çok eski büyüdüm. Değil yani. O 30 var, sene, 40 sene önce. Şeytan işi derlerdi yani. Hocam doğru söylüyor. Tabii. Biz de küçükken hatırlardık. Ama yine Ramazanlar böyle bizim çocukluğumuzda belli şenliklerle geçerdi. Yani bu denli değildi. Mesela ben şimdi konsere gidiyorum. Gittiğim yerlerde sıkıntı yaşıyorum. Hı hı. İşte aman hareketli şarkı olmasın. Ha şimdi bak, bak bir dakika. O zaman şunu tasrih edelim. Türkiye son yıllarda yeniden o karanlığa doğru dönüş yaptı. Evet. Şimdi geleneksel fıkıhta bu paslı kafa, bu Kur'an dışı kafa vardır. Az çok vardır. Mesela fıkıh kitaplarının tanıklık bahsini açın okuyun, şehadet bahsi. Orada der ki, bir adam şarkı söylerken görülmüş, duyulmuşsa onun şahitliği kabul edilmez. Böyle bir dangalaklık gördün mü sen? Dangalaklık. He? Hocam bir arkadaşımla doğru, burada sizlerle de sohbet anında söyledim. Bir kandil günü bir sanatçı arkadaşımı özellikle gitmesi için telkinde bulunduk. Efendime söyleyeyim. İşte dedi ki yani türbelere gidiliyor mu? Vallahi ben gidip dua ediyorum dedim. Hani türbeden mürbeden bir şey isteyecek kadar Allah'tan isteriz dedik ama Allah dostur gidersin. Niye buradan. Allah'tan türbede istiyorsun? Allah türbenin dışında yok mu? Hayır. Gitme. Türbeden bir şey istemiyorum. Ha niyet anladım canım. Bana şimdi oyun yapma Nihat. Ben oyun yapmayacağım. Hayır. Ya. Hep herkes anladın yapıyor. Mı? Aynı şey. Ben sen yol oyun... gösterme onlara. Türbede niye Allah'tan istiyorsun? Ya şimdi zat dedin. Allah dostu İmam-ı Azam dedin. Nerede İmam-ı Azam'ın türbesi hocam? Var mıdır? Bağdat'ta. Bağdat'ta. Evet. Sen yolun Bağdat'ta gitsen İmam-ı Azam'ın bir Fatiha okumaz mısın? Gittim. Niye gittin defalarca hocam? Gittim. Niye gittin? Ama bir şey dua ben de Fatiha'ya şey. Ben de Fatiha'ya gidiyorum. Burada İmam-ı Azam'a gidemiyorum. Öyle demiyordun. Yok vallahi yok. Hayır. Ben hocam ben de yalan yok harap yok. Neyse o. Bir dakika o zaman daha bundan 3-4 gün önce ben size gidip de türbelerden çaput maput bağlamayın diyen ben değil miyim? Türbeden bir şey istemeyin diyen ben değil miyim? Ben onu bilmem. Demin dedin ki yok, orada dua ediyorum.
İmam-ı Azam'a Fatiha hocam, okumak başka, orada dua etmek hocam, başka. Hocam o zaman hayır. Aynı şeyi konuşuyoruz. Aynı şeyi konuşuyoruz ama anlatımda farklılıklar olabilir. Türbeden ben bir şey istemem. Sen benim şirk kitabımı okudun mu? Yok. Yok okumadım. Bu sondan bir önceki hocam? Kitabım. Onu bir ben olmasa ben getiririm sana. Tamam neyse. O diyeceğim. Çok şaibeli ve tehlikeli bir noktadır. Dikkat et. Tamam hocam. Arkadaşa dedim ki Fatih okumak istiyorsan git oku. Arkadaşımız gidiyor okumaya. Oradan birisi görüyor. Oo hele şu sanatçıya bak hele. Bak bir de kandil günü gelmiş ya seni, burada doğuyor. Senin canına ya bu sanatçı gidemez mi yani? Sen bunları bu kadar önemseme ya. Allahümme salli ala bize söylenenleri duysan sen demek çıldırırsın. Onlar bir şey mi ya? Hocam sanatçı türbeye gidemez mi ya? Doğu okuyamaz mı? Camiye gidemez mi? Camiye evvela siz gidin. Daha iyi. Biz gidiyoruz biz. Ya vallahi. Evvela siz gidin ya. Vallahi alkışlayalım ne hocam. Ne demek ya. Gidemez vallahi ya? Vallahi gidemez. Ne bileyim hocam. Sanki sanatçı putperesttir. Vay efendim. Görüyor musun? Ezan okudu. Direkt cehennemlik. Ne olacak Kadir, bu sahne falan olacak ya, bütün... Kadir İnanır bana bir şey anlatmıştı. Hiç unutmuyorum. Ne? Cuma'ya gidiyor. Ya Cuma'ya gidiyorum diyor. Orada böyle tövbe haşa bir orada olmaması gereken bir şey görmüş gibi böyle hele evet. bir kişi diyor var. Böyle adeta saldıracak bana. Senin burada ne işin var i̇şte der gibi. Demek ki varmış toplumda böyle insanlar. En sonunda hocam. Diyor Kadir duyuyorsa hatırlar. Dışarı çıktık diyor. Çektim kenara. Kadir cerbezeli bir adam. Karadeniz çocuğu. Çektim kenara. Lan sen bilmem ne görmüş gibi niye bana öyle bakıyorsun? Ben Allah'ın kulu değil miyim lan? Ne istiyorsun? Niye? Ve işte kemküm falan filan. Tam yaptığını burada söylemeyeceğim. Hı-hı. Kadir yapar bunu. Ve yapmış. Yapmıştır yani Kadir abi. Şimdi böyle garip şeyler var. Peki o zaman hemen akabinde sorayım yani hocam. Allah'a ambargo koymak isteyenler var. Bunlara imkan vermeyin. İşte hocam peki Halid bin Velid. Halid bin Velid. Peygamber Efendimiz'i mağlup olduğu bir savaş var. Uhud. Uhud savaşında mağlup eden müşriklerin komutanı değil miydi? Evet. Odur. Hatta bir rivayet ne kadar doğru bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'e vurduğu, Peygamber Efendimiz'e yaraladığı da söyleniyor. Yani Peygamberimiz orada dişi kırıldı, yaralandı dişini... ama kim yaptığı Yani ama Halid bin Velid'in yaptığı olabilir. Ya büyük bir asker. Büyük bir asker, büyük bir komutan. Müşriklerin komutanı iken Peygamber Efendimiz'e savaşmış. Düşünebiliyor musunuz yani? Şimdi o Halid bin Velid'i kabul edilmeyecekse eğer, sonra, onu kabul etmemek lazım. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük kumandanı. Sonra geldi o Halid bin Velid, İslam'ın en büyük komutanı oldu hocam. Şimdi yani Efendimiz'deki mentaliteye bak, felsefeye bak. Yani Halid bin Velid'e yani savaştığı ya, müşriklerin komutanı gelmiş. Yani demek ki şimdi bizi camiye, türbeye veya işte cumaya, Kadir abi cumaya sokmayan adam... Sahabe olsaydı, halife olsaydı ne olacaktı bu İslam hocam? Büyür müydü bu kadar? Vallahi Halid babasını sokmazdı Halid İslam'a Velid, ya. Müşrek, kibrinden. Müşrik ordunun kumandanı Halid bin Velid. Onu geç. Hazreti Ömer gibi bir anıt, bir büyük isim. Evet. Peygamberi öldürmek üzere yola çıktı. Müslüman olarak geri doğru. Döndü. Doğru. Yani. Şimdi yani onu söylüyorum. Aslında hocamızın anlatmak istediği de o hani... Efendimizin, halifelerin yaşadığı ve yaşattığı İslam'la maalesef şimdiki günümüz an itibariyle yaşanılan ve yaşatılmaya çalışan İslam arasında vallahi farklılık var, burası doğru. Adam Kur'an çarpsın, bugün İslam'ın bekçisi, komutanı işte o arkadaşlar olsa, o sanatçı Cuma'ya nasıl gider, oraya nasıl gider diyenler olsa... Sertifika almadan onlardan camiye giremezsiniz. Giremiyor zaten. Bugün böyle bir imkanları yok yani... Atatürk aydınlığıyla ışık görmüş bir ülkedir burası. Özgürlükler var. Kişiliklerine herkes sahip. Tamam mı? Böyle bir aydınlanma geçirdiği halde şimdi sinsi sinsi hala insanların dini, imanı, Müslümanlık kalitesi üzerinde fetva verenler var. Böyle çok açığa çıkamıyorlar. Bir sağlam bassınlar ayaklarını görürsünüz. Hocam o zaman... Dilesiniz
Hiç kimse bunlardan sertifika almadan o camiden içeri de giremez. Şimdi Umut Zen kardeşimizin kıyafetine baktık hocam. Allah bunlara fırsat vermesin. Umut Zen bir kalksana hadi ya Allah aşkına. Hocam kulağında da küpesi var. Bir dakika abi Allah Allah bir dönelim abi. Kulağında da küpesi var. Hocam vallahi yani yine Allah bilir de biz şey yapmayalım. O bahsettiğimiz zümre Umut seni böyle bir yerde yakalasalar var ya cami mami kenarında. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Senin vallahi küpe de sana iyice dikkat çekici dikkat et ha. Daha özellikle. Böyle bu ne bu ya şu kızılderili mızrağı gibi böyle bir küpe de ilk defa görüyorum. Umut'la mı yandın? Bıçak ama gibi. Bence vallahi yakışıyor hocam yani ne güzel. Yani niye hüsnü zannetmiyoruz? Şimdi bir şey söyleyeyim hocam da. Şimdi bana diyorlar ki mesela işte piercing var sende küpe var. Evet. İşte, ha burada da bir şey var değil mi? Evet. Bunları çıkart. Oradan bir de işte çekme, gel buradan normal takım elbise giy. Papyon oku. Papyon tak. Arkana da ince saz al. İlahi oku bak çok para kazanırsın. Fakat ben yola çıkarken şöyle bir şey söyledim hocam. Bunun ilahiye ne zararı var? Bilmiyorum işte onu onlara sormak lazım da ben dedim ki şimdi ön yargının olduğu bir yerde din mensubu olmak gibi bir şey söz konusu değil. Tabii. Ve ben sohbet ettiğim piercingi olan küpeli olan ama çok rahmani sohbetler ettiğim çocuklar vardı. Yusuf ve İslam kimdi Umut sen? Yusuf İslam kimdi abi? Cat Stevens'tı. Cat Stevens milyonlar değil miydi? Satan albümü. Ama şöyle bir şey bir ifadesi var değil yani, mi? Ben eğer Kur'an'ı Türkiye'de Müslümanlardan, daha doğrusu İslam onlardan öğrenseydim Müslüman olmazdım diyor. Ya işte hocamızın yani, ön yargıdan demek bahsediyor. Demek çok önemli. O birçok Avrupalı Müslümanın yani müftedi Müslümanın söylediği İfadesi. Şeydir. O ben zaman Umut'un bir tane tam söyle o zaman bir tane bize güzel bir hocam güzel bir ilahi okusun bize. Ben de dedim ki hocam böyle arkadaşlarımız var ama tabii din hep belirli kalıplar içerisinde imar olmuş insanlar tarafından anlatıldığı için benim de eğer içimden gelen, ruhumdan gelen bir ilahi çocukluğa dayanan bir şey. Ben o zaman o misyonu üstlenirim dedim. Yani o insanlar, böyle insanların da varlığı var ve inançları var. Ha kabul gördü mü? Türkiye'de çok zor. Ama bunu özellikle defalarca söylüyorum. Ben Amerika'da birçok kilisede BBC'nin benimle ilgili bir yaptığı haberden dolayı tasavvuf müziği yapıyorum. Maşallah. Bir dinleyelim abi o zaman seni. Tamam dinleyelim de ona mikrofonum burada. Sevgili Umut. Bir bakalım bir Hüzünlü Gurbet mi? Hüzünlü Gurbet'i dinleyelim. Hüzünlü Gurbet gelsin, Hüzünlü Gurbet. Gurbet, gurbet, hüzünlü
ışık doğ gönlümün içinde. Tasayla dolaştım bu yerlerden. Doğ ışık doğ gönlümün içinde. Tasayla dolaştım bu yerlerden. Bir ses sun o eski bestelerinden. Şu hüzünlü şafakta perde perde. Bir ses sun o eski bestelerinden. Şu hüzünlü şafakta perde perde. Gezer dururum yorgun ve avare. Her halim garipliğime emare. Düşüncem veda diyor bu yerlere. Hüzünlü gurbet, gurbet hüzünlü gurbet. Hüzünlü gurbet, gurbet ah zalim. Hocam cennetten içeri girer mi? Cennet dedin de Hazreti Mevlana'ya müziğe karşı olan biri diyor ki ben müzik sesi duydum mu bana diyor cehennem kapılarının açıldığı gibi bir his gelir. Cennet kapıları. Cennet kapılarının demesi lazımken. Cennet kapılarının kapandığını duyar gibi olurum. Evet. Diyor ki Hazreti Mevlana, yok. O senin kulağına gelen ses cehennem kapılarının sana açılışıdır o diyor. Yanlış duyuyorsun. Biliyorsun, musikiye olan meyli yüzünden en ağır eleştirileri alan belki de tarihte, bizim tarihimizde Mevlana'dır. Hocam, bazı... Cenazesinde rebap çaldırmıştır ya. Cenaze alayına bugün... Sanatçılar da dahil. Kim mesela çıkıp da diyebilir ki ben 40 yıl, 50 yıl şu enstrümanı çaldım. Cenazemin arkasından bu enstrümanın çalınmasını istiyorum diyebilir mi? Yok. Yani adamın mezarını filan tarumar ederler. Mevlana bunu yapmış. Vasiyetiyle cenazesinin arkasından yürüyen kalabalık içinde alayına şey çaldırıyor, rebap çalarak. Hocam, Mevlana dahi özellikle alim görünen insanlar tarafından toplumda ağır eleştirilere uğruyor. Ne yani eleştir? Konu Mevlana'dan kafir, açılmışken. Kafir, kafirliği, tabii. Şemsiliğe, birbirlerine olan aşkı. Onlar dahil, yani, evet. Hani çok şey konuşmak istemiyorum ama. Onlar dahil. Yani Mevlana başka bir din mi kurmanın peşine olur düşmüştü mi hocam? Mevlana gibi bir büyük ruhu İslam dünyası bir daha yetiştirebilir mi? İlla ki yani. Yani peygamber değil tamam ama sıradan insan da değil. Değil. Amin hocam zaten. Gelmiş, kendi sözü var zaten. Ne şemsi bulabilirsin Ferit Kam'ın dediği gibi. Güneş diyor
ebediyen dönse de bir daha ne Şems bulabilir ne Mevlana. Mevlana bulabilir. Yani kutup bütün yani. Yıldızları da diyor göz yaparak tarasa bir daha diyor ne Mevlana bulur ne de Şems'i bulur. O zaten diyor yani ben Hazreti Muhammed'in diyor sallallahu aleyhi ve sellem'in bastığı toz toprak olurum diyor yani. Bu denli de İslam'a, Efendimiz'e, Kur'an'a. Bak yobaz onlara hiç değer vermez. Yobaz kendi nefsinin hesabına uyacaksınız. Ona uymadınız mı? Hı hı. Cebrail'le gökyüzünde birlikte tur atsanız ve onu görse sizi yine dinsiz ilan eder. Yobaz böyle bir pisliktir. Bizim mahallemizde arkadaşın ilkokuldayken... Ya İmam-ı Azam diyorum ya bugün İslam mezheplerinin hepsinin hocası, İslam fıkhının kurucusu bugün hepimizin tazimle, tekrimle andığı bir büyük ruh. Ona yaptıklarını demin kısa ifadelerle anlattım ya. Öldüğü zaman demeç veriyor kendi arkadaşları, meslektaşları. Yeryüzünün karnını Ebu Hanife'nin cesediyle kirleten, pisleten Allah'a tesbih ederim diyor. Yani böyle bir kin. Kin İmam-ı Azam'dan 100 küsür sene sonraya kadar devam etmiştir. Buhari gibi bir adam, Buhari'nin ölümü 256'dır. İmam-ı Azam'dan 100 küsür sene sonra. Buhari kitabında ben bunları hep kaynaklarıyla verdim İmam-ı Azam kitabında. İmansız olarak gitmiştir diyor İmam-ı Azam için. Buhari'nin kitabında İmam-ı Azam'dan bir tane hadis rivayeti yoktur. İmam-ı Azam'ın tırnağı olamayacak insanlardan dolu var. İmam-ı Azam'dan yoktur, peki, koymamış. Günümüze gelelim hocam. Mustafa Kemal din düşmanı mıydı? Onu diyenlerin kendileri dinsizdir. Yani onlar İslam manasında dini olan adamlar olamazlar. Herhalde niçin diyorlar Mustafa Kemal'e öyle? Yani mesela bakıyorum. Mustafa Kemal eşi Latife Haçlı işgali kaldırdı Türkiye'den. Haçlıları buradan sürdü. Bu toprakları tekrar kelime-i şehadetin çocuklarına armağan etti. Ve birilerinin babaları belli olmayacakken babaları belli oldu. Herhalde ondan rahatsız oluyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Başka yaptığı kötü bir şey yok. Herhalde bundan rahatsız oluyorlar. Yani sen gelmeseydin, sürmeseydin o işgalcileri. O gemiler Haliç'ten geldikleri gibi gitmeselerdi. Ve biz İngiliz mandası falan olup şimdi de Haçlı Hristiyanların çiftliklerinde uşaklık yapıyor olsaydık. Babalarımız da belli olmasaydı memnun olacaklardı. Şimdi bundan rahatsız var. Mustafa Kemal'in hocam, Mustafa Kemal'in Osmanlı'ya bir düşmanlığı var mıydı? Olur mu öyle şey ya? Osmanlı paşası kendi. Niye o kadar peki? Hani şimdi ama şu, bir de şöyle bir şey var. Yani onu an... öyle gösteriyorlar Nihat'cığım ki saldırmakta kendilerine bahane çıksın. Ama hocam bir takım Kemalist grupta Osmanlı'ya inanılmaz hakaretle küfür ediyor. Şenlik. Onlar ayrı. Böyle bir şey olur mu? Yani onlar Osmanlı'ya ayrı. Mustafa Kemal zaten Osmanlı'dan gelen Osmanlı'nın paşası, yüzbaşısı. Yani ne olacak hocam? Şimdi bak. Madem açtın, o zaman tam söyleyelim. Yarım kalmasın. Söyle hocam, söyleyelim burası. Şimdi özgür bir mecra. Atatürk gibi bir ölümsüz ruhu, Atatürk bana göre, ben bir felsefe profesörüyüm, bir hukukçuyum ve bir ilahiyatçıyım. Üç sıfatım var. Bu sıfatlarımın hepsiyle söylüyorum. Evet. Mustafa Kemal Atatürk sadece 20. yüzyılın değil, bana göre 21. yüzyılın da en büyük insanıdır. Daha insanlık 100 yıl bir Mustafa Kemal yetiştiremez. Benim inancım bu. Benim inancım bu. Ama bunu insanlık anlayacak. Daha Mustafa Kemal'i insanlık anlamıyor. Bu ülkede Atatürk'ü geçinenler de Mustafa Kemal'i anlamadılar. Dinciler de, ona saldıranların hiçbiri daha Mustafa Kemal'i anlamamış. Mustafa Kemal birilerine göre rozetten ibaret, joker gibi kullanıyorlar hesapları için. Birilerine göre de düşman ilan ettikleri bir adam. Tarihin Mustafa Kemal'i nerede? Onu biz anlatıyoruz. Size hocam, buradan samimiyetle söylüyorum.
Mustafa Kemal'i benden dinleyin. Yaşar Hocam, Mustafa Kemal İsrail Devleti'nin kurulmasına karşı çıkmıştı diye biliyoruz ki meclis tutanaklarında o da var. Nelere karşı çıkmış? O... Meclis tutanaklarında var. Yani mecliste yapmış olduğu grup konuşmasında buna değiniyor. Şimdi ben tartıyorum, çıkarıyorum, olmuyor, bir şey de dolmuyor. Yani şimdi din düşmanı olan adam İsrail Devleti'ne niye karşı çıksın? Orası diyor. Mesela ben yine okuduğum bir yerde o dönem Mısır gazetesinde bir yere mülakat veriyor ve mülakatında diyor ki her ne kadar kendi ecdadımız bizi diyor din düşmanı görse de yani ondan ecdadımız da, değil birileri. He, birileri. Lakin diyor İsrail diyor bize diyor Efendimizin emanetidir diyor. Şey Kudüs, o Filistin toprakları, özür dilerim. Filistin toprakları. Ya peygamberin türbesini Suudlular tarimar edecekti. Bunu haber alır almaz oraya haber gönderiyor. Diyor ki orduyla gelir tepenizi, başınızı ezerim. Sakın peygamberimizin türbesine dokunmayın. Latife Hanım keza bakıyorsun Latife Hanım'a çarşaflı bir kadın. Parlamentoyu açılış resimleri var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Ya çarşaflı olmasa ne olmasa. Ya hayır Allah Allah. Ya şimdi bunlar, bir simgeyse bunlar. Hocam simgeyse oradan gidiyoruz. Yyani benim için de sorun değil ama hiç hani din değil. Düşmanı adamın Müslüman çarşaflıyla ne işi olur diyorum ben kendi kendime. Veya parlamentonun açılışına bakıyorum sakallı şeyhler mehlerle açmışlar. Şimdi bakın o da önemli değil. Onlarla açmasa ne olacak? Şimdi bakın alkışlıyordunuz ya şimdi alkışlıyorsunuz. Atatürk'ü ne dincilerden öğrenin ne Atatürkçülerden. İkisi de sizi aldatır. Atatürk'ü tarihin Atatürk'ü olarak önünüze koyacak birilerinden öğrenin. Onların bir numaralı başında gelen de benim. Bunu benim söylemek tarihin önünde hakkımdır. Bir de nasıl öğreneceğiz? Bir tane bir şey söyleyeyim. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış kitabım var benim. 1,5-2 sene önce yayınlandı. Onu bir okuyun. Orada bakın bakalım Atatürk nedir? Atatürk'ün, Kur'an'dan baktığım zaman ben Atatürk'ün Müslümanlığının tırnağı olmaz ona dil uzatan aşağılık herifler. Tırnağı olmazlar. Bir defa Atatürk'ün kelime-i şehadetin yücelmesi için yaptıklarının binde birini bir yapsınlar da ondan sonra konuşsunlar. Peki hocam bu şeye nasıl geldik? Yani mesela madem öyle konuyu açıyor, sizin de siyaset yaptınız, siyasetin içinde oldunuz. Hani sanki öyle bir algı yaratılmaya çalışıyor ki CHP'liler sanki din düşmanıymış gibi. Buraya Gürsel Tekin de geldi, onunla da konuştuk. O çarşaflı birisine rozet taktı falan. Bu Mustafa Kemalci olan, Mustafa Kemalist ve Kemalist olan insanların bu bir bazı zümrelerin. Ben Kemalist falan değilim. Ben sizin için söylemiyorum hocam. Evet. Yani Mustafa Kemal'i ilke edinmiş partinin kurucusu, Mustafa Kemal'in kurduğu partinin içinde bazı kişiler var ki ya dine inanılmaz düşmanlık yapıyor Mustafa Kemal kisvesi altında. Yani biz diyor Mustafa Kemalciyiz de şimdi dışarıdan bakan birisi de böyle yapıyor. Ha, ya Mustafa Kemalci bir adam böyle din düşmanıysa o zaman demek ki Mustafa Kemal de din düşmandır diyor. Bunlar da konuyu çok fazla abartmamışlar mı? Karşı tarafa istismar alanı yaratacak. Şimdi ben söyledim. Buradan o yana bu yana mesaj vermenin bir alemi yok. Ben söyledim. Atatürk'ü iki musibetten kurtarmak lazım. Birisi dinci musibettir. O Haçlı emperyalizmin hala uşaklığını yapıyor. Milli mücadeleyi verenler aleyhine fetva çıkaranların torunlarıdır bunlar. Bugün evet. De bunlar devam ediyorlar. Onlardan dinlemeyeceksiniz Atatürk'ü. Bir de Atatürk'ü joker gibi kullanıp sıkıştıkları yerde öne sürüp Atatürk'ün sırtından prim yapmaya kalkanlar. CHP dedin, orada da onlar var. Ben CHP'de milletvekilliği evet, yaptım. Evet, vekillik o yüzden sordum zaten hocam. Ha yani ama şimdi, belki zorluklar şimdi bir tane şamar oğlanı yaratarak Atatürk'e dincilik adına vurmanın bahanesi yapmayalım. Evet. Atatürk'ü istismar edenler var. Ben şimdi Allah ile aldatmayı yazdım. Bilir misin? Yolda bir kitabım daha var benim. Atatürk ile aldatmak. Doğru hocam. Bu ülkede iki şeyle aldatıldı bizim insanımız. Birisi dindir.
Biri de Atatürk'tür. Bu aldatmanın ikisini de yıkmak lazım. Ama bunları yaparken bunlardan birinin hatırı için öbürüne sövmek insanlık değildir. Doğru. Bunların ikisini de hakikat adına eleştireceksin. Türküleri sever miydi Atatürk hocam? Türkleri. Ha, nasıl? Celal Güzelsesi çok sevdiği söylenir. Hadi siz devam edecekseniz ben ara arka bir türkü daha söyleyeyim. Tamam, bir tane o zaman bir Bülbüllerdir Güneyler. Bizim Celal Güzelsesi'nin türküsü müydü bu? Bülbüllerdir Güneyler. Diyarbakır gibi geldi bana. Diyarbakır değil mi? Bülbül
Evet, Urfa yöresi söz müzik Muzaffer Sarı Sözen. Hemen senin şarkını alalım. Hiç... Bitiyor mu program? Reklamdan sonra ne kadar? Reklamdan sonra kaç dakikamız var? Belki 10 dakikamız var. Ne diyorsun hocam? Tamam. 10 dakika. Sana tabiyiz. Sen özgürsün. Ben o zaman müsaade alayım. Tamam hocam. Yolum da uzak benim. Tamam, o zaman şöyle reklamlardan sonra. Efendim. Onur edelim hocam. Efendim bizleri kırmadı, geldi. Tatilini yarıda bıraktı hocam. Denizlerine giriyoruz. Hocamın sağlığı. Hocam kaç kilo verdin bu arada? Fazla kilolarımı verdim. Fazlalıkları mı? Evet, tamam. Peki yüzerken bir sıkıntı olmuş. Oo, yüzerken geçen seneden ben eski yüzücüyüm. Yani benim ilk sporum yüzmedir. Evet efendim. Şimdi daha rahat yüzüyorum çünkü fazlalık yok. Evet, Yaşar Nuri Öztürk hocama şöyle canı gönülden alkışlar. Hocam Allah razı olsun, ayağına sağlık, bizi kırmadın. Reklamlar diyoruz, reklamlardan sonra buradayız. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ağzına, yüreğine sağlık canımsın benim. Alkışlayalım Umut kardeşimizi. Umut babacığım. Bizi kırmadın, ikinci defa geldin. Eyvallah. Rabbim ben... yolunu açık etsin. Cümlemizi. Allah'ım önündeki setleri, barajları alsın, yıksın, cümlemizin, kırsın eyvallah. İnşallah. Teşekkür tamam ediyorum. Canımsın benim.
Güllerin kalksın, güller gelsin, dikenlerin kalksın sevgili kardeşim. Evet efendim, yeğenim bugün gelmiş, Serkan Bey ve değerli eşi. Ondan sonra bir de kardeşim Kenan'ın, öz kardeşim, öveyim ve diye burada kardeşimiz çok da, öz kardeşim Kenan'ın eşi de gelmiş. Şükran Hanım hoş geldiniz sizler de, sürpriz oldu, sürpriz yaptınız. Yeğenlerim beni çok seviyor. Yaren var, Esma var. 24 saat benimle yatıyorlar, benimle kalkıyorlar. Sen yandın bugün. Kandırmış bakkala gidiyorum diye. Dese ki Nihat amcanın programına gidiyorum var ya, yerler onu. Yandılar vallahi billahi. Ben sana söyleyeyim, akşam nasıl hesabını vereceksin sen düşün. He? Yatarım. Tövbe yatarsa ben sana söyleyeyim, hayatta yatmazlar. He? Ya şu an görüyor zaten televizyonda, yandı. He, diyecekler ki anneciğim diyecekler, Nihat amcanın bakkalı da var, bizim mi haberimiz yok bakkalı vardı da. He? Evet efendim, hep anneleri anlatıyoruz. Anneleri çok önemsiyoruz. Bugün Fatih çok güzel bir şey söyledi. Fatih Doğaner benim yönetmenimdir. Acaba hepsi benim için çok değerli. Seyf abi benim ilk kasetime çaldı. Seyf abicim hala beraberiz. 15 sene oldu mu ya Seyf abi? 15 20 sene değil mi? 95. Bak ilk kırdın kalbimi. Diğer kardeşlerimiz, dostlarımız hep söyle. Şöyle onları şöyle canı gönülden bir alkışlayalım. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden kıymetli. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi Fatih abi çok güzel bir söz söyledi. Yemin ederim yani ben son yıllarda duyduğum en güzel cümle. Şükran geldi dedi ki anne dedi merak ediyor dedi. Bak bak annemin merakına bak. Annem demiş ki Şükran madem gidiyorsun demiş programı. Allah aşkına hele bir bak bakalım demiş. Bak programı nasıl sunuyor merak etmiyor kadın. Bak vallahi. Yoruluyor mu yorulmuyor mu onu da merak etmiyor. Aman bak oğlumun parasını marasını veriyorlar mı vermiyorlar mı onu da sormuyor. Bak vallahi billahi. Oğlumun gömleklerini her gün orada kim ütülüyor bilmem ne onu da sormuyor. Bak vallahi billahi. Bak bak diyor ki. Bak anaya bak, ana yüreğine bak. Diyor ki hele git bak bakalım diyor. O reklam arasında diyor benim oğlum iftarını nasıl açıyor diyor ya. Yani ananın yüreğine bakar mısınız ve Fatih Doğaner sevgili yönetmenim içeride o da kıyafetini giyerken geldi dedi ki hem giyiniyor gördün mü dedi. Gördün mü Nihat Efendi dedi. Neyi gördün mü dedim Fatih Hocam. Allah'ın cenneti niye analarının ayağının altına koyduğunu gördün mü dedi. Ya Allah senden razı olsun ya. Vallahi billahi ya. Kurban olurum sana. Vallahi. Teşekkür ediyorum. Allah'ın onların da çocukları var. Rabbim sizlerin de çocuklarınızı sizlere bağışlasın. Yani ve bugün aslında çok da moralim bozuk gelmiştim. Çünkü gündüz haberlere bir baktım. 50 yaşında bir adam anasını almış balkondan aşağı atmış. Yani size yemin billah ediyorum şu an kalbimden neler geçiyor. Vallahi neler geçtiğini anlatamam size. Neler geçtiğini size anlatamam yani. Ama işte dil söyleyemiyor. Rütüp var, o var, bilmem ne var. Yani kalbimden ne geçiyor? Vallahi hayvan anasına bunu yapmaz. Bir köpek yavrusu affedersiniz anasına gelip de bir uçurumun kenarından bir tekme vurup atmaz. Hayvan bakın, hayvan ölüyor, anası evladını veya evladı anası o National Geographic kanallarda seyrediyoruz. Ölmüşünün başında duruyor, bırakmıyor yavrusunu. Başka diyor ki sürü geliyor, anlatmaya çalışıyor, gitmemiz lazım diyor, gitmiyor. Hala burnuyla o gergedan olsun, fil olsun, oğlunu veya yavrusunu kendisiyle beraber sürüklemeye çalışıyor. Bir hayvanın yapmadığını, yapamadığını işte o mübarek insanoğlu yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Anaya el kaldıranın Rabbim elini kırsın. Anaya laf söyleyenin Rabbim dilini lal etsin. Bu kadar açık ve bu kadar net. Allah kahretsin.
Yazıklar olsun sizin gibi evlada. Sizin bırakın evladı, sizin gibi insan olmaz olsun. Yani sizin gibi insanları gördükten sonra hayvanlara aşkımız daha çok artıyor. Lanet gelsin size. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Dilim gitmiyor diyemiyor. Senin de evladın olsun da inşallah seni de o balkondan atsın diyeceğim ama diyemiyorum. Diyemiyorum. Siz de inanacım ben diyemem. Aslında kalbim diyor ha, yanlış anlamayın. Kalp diyor, yalan yok. Yalan yok. Yalan yok. Fatih'ciğim, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın, ekip arkadaşımızsın, kardeşimizsin. Efendime söyleyeyim, bugün Yaşar Hoca'dan dolayı zamanımız hiç yetmedi. Hakkını helal et. Fatih'in gönlü yüreği çok büyük. Yemin ediyorum. Ve çok hayırsever, çok cömert bir kardeşimiz. Fatih'i bir alkışlayalım Allah aşkına. Fatih kardeşimizin de bir takım sağlık sorunları var. Doğru mu? Doğru. Fatih'ciğim. Rabbim sana da bu burada yaptığın hayırlar vesilesiyle Rabbim seni de sağlığına kavuştursun inşallah. Amin. Amin. Tamam mı canım olsun. Kardeşim? Allah razı olsun. Canımsın benim. Anne Allah seyrediyor mu bizi? Seyrediyorlar inşallah. Nerede annen? Gaziantep. Anneni arıyor musun oğlum sen? Her gün görüşüyorum. Doğru söyle. İnan ki her gidiyor gün görüşüyorum. Gidiyor musun yanına? Bayramdan bayrama. Bak gitmezsen. Olsun bay olsun. Annem, güzel o da güzel. Annem benim yanıma geliyor sürekli. Babamla çok güzel. Beraber sık çok sık güzel. Geliyorlar. 2-3 annen de gidiyorlar. Buradan annenin adı ne? Ellerinden öpüyorum Şükriye. Şükriye anneciğim ellerinden öpüyoruz. Allah razı olsun. Fatih bizim yanımızda da bizim bir kardeşimiz. Bizim yanımızda. Efendim yarın görüşmek üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Saygılar, hürmetler. Sağ olun.